şeyden söyleyeyim. Bugün ağırlıklı olarak bankacılık sektöründe net bir satış vardı. Yani bizi bankacılık endeksi yukarıya götürdü. Şimdi bankacılık endeksindeki realizasyonlarla beraber işte 97.500'e geldik. Orada biraz daha geri çekilme olabilir. Bu da sağlıklı bir atmosferdir. Kurda 5.70'i görmemiz de bir sıkıntı yaratmaz. Çünkü Eurodolar paritesine baktığında 1.14.57'yi görüyoruz orada. 1.16 iken biz başka bir yerdeydik. 1.14.58'de başka bir yerdeyiz. Bu da sağlıklı olduğumuzu gösteriyor. Sağlıklı bir realizasyon yaşadık. Yani abartılacak şu kompozisyonda bir etmen yok. Belki de şu an için endekste 94.500, 95.000 üzerinde kalıyorsak hala o karamsar tablonun atıldığı, atılmaya devam edildiği dönemi yaşıyoruz diyebilir miyiz? Öyle bir şey olur mu? Şunu kabul etmek lazım. Şimdi bu sene geçen seneki kadar ne bize ne gelişmekte olan diğer borsalara böyle çok geçen senekine eşdeğerli bir para girişi yok. Artı işte Bakin belirttiği gibi o Amerika kaynaklı yine gelişmekte olan ülke piyasalarına o faiz baskısı hala devam ediyor. Yani geçen seneden bu yıla kadar. Bir de bizim de tabii ki içeride bir süreç yaşadık. Yani şimdi son belki 1,5 ayda çok olumlu gidiyor ama ayrışma konusunda da aslında negatif ayrıştığımız bir dönem de oldu. Bütün bunlara baktığımızda o para girişi borsaya, yani kur tarafı belki biraz daha aşağı doğru hareket yapma konusunda daha rahat ve hızlı hareket edebilir zaman zaman. Ama borsada o kalıcı beklediğimiz yabancı kaynaklı fon girişi ve sonrasında bir yükseliş, ki bugün aslında bankacılık sektöründe de birkaç büyük bankanın teknik olarak da çok belli seviyeleri geçip yükselişin işte 100 bin üstüne atacağı bir dönemdeydi. Kritik bir gündü bence bugün ama ona rağmen yurt dışı buna çok müsait olmadığı için bence yeni fon akışı olmadı. Bu para girişinin sınırlı olduğunu kabul etmek lazım. Bu zamanla artabilecek diye düşünüyorum. O açıdan borsanın işte hep ucuzluğunu, ondan sonra defter değerlerini bizim gibi ülkelerle kıyaslamasında falan çok pozitif yaklaşabiliriz ama şu an net para girişiyle bir yukarı rally tabir ettiğimiz o hızlı yükselişlerin dünya genelinde olduğu gibi diyelim, yani bize benzer ülkelerde belki bizde de şu an için gerçekleşmesinin biraz bugün de önüne geçildi ve ben sene sonuna kadar da aslında yine kademeli yükselişlerle gidebileceğimizi düşünüyorum. Belki yeni yılda bir veya önümüzdeki dönemde yeni bir hikaye Türkiye için gerçekleşirse o zaman dünya borsalarından da pozitif ayrışmayı, çünkü geçen seneye göre çok daha değer açısından da senin belirttiğin gibi yüzdesel bazda da bir düşüş söz konusu olduğu için tekrardan bir fırsat ülkesi olabilir. Ama şu an için dünya genelinde ve içerideki yerli yatırımcı bakıyor, para girişi sınırlı devam ederse belli aralıklarda pozisyon azaltıp pozisyon arttırarak borsayı da belli bir seviyede tutuyor ve o günlük kar realizasyonunu gerçekleştiriyor. Bugün de öyle bir gündü. Onun için önümüzdeki 2,5 ayda da aslında daha kademeli ve belki sağlıklı yükselişleri takip etmekte fayda olacak borsa için. Biz gelişen ülke borsalarının gelişmekte olan ülke borsalarının, gelişmiş ülke borsalarının gerisinde kaldığını biliyoruz. Yaklaşık %15'lik bir makas vardı. Ama son tabloda sanki biraz değişiyormuş gibi. Şimdi biz Borsa İstanbul'da sene başına göre kaybın %15 olduğunu söylüyoruz. Almanya'da DAX'ta bu %10 şu anda, bugün itibariyle. Paris CAC'ta %3.6 olmuş. İngiltere'de %8.4'lük, %8.5'lük düşüş var. Yani o makas da biraz kapanıyor gibi. Evet. Yani tek düşen Türk borsası ya da gelişmekte olan ülke borsaları değil. Bugün DAX'taki kayıp %1, Londra'da %0.40'lık bir kayıp var. Dow'da şu anda %1.5'lük kayıp var. Nasdaq'ta %2'lik bir kayıp var. Bugün dünya borsalarında bir problem var, öyle gözüküyor. Şimdi bir iç dinamikten bahsettiniz. Yani Türkiye kendi iç dinamikleriyle bir fark yarattı geçen hafta, evet, için. Bunu hem kur üzerinde gördük hem borsada gördük. Faizde de hissettik. 10 yıllıkta çok hissettik. Arkadaşlar 10 yıllık tahvil faizini verebilirlerse o da hazır. 17.60 seviyesini gördük. %23 seviyelerinden, yanlış hatırlamıyorsam 23'lerden 17'lere geri geldik. Belki bunu biraz da CDS rakamlarıyla da konuşabiliriz ama hazır madem oraya geldik. Tahvildeki bu geri çekimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü fena bir performans da değil buradaki. Fena değil, çok iyi bir performans. Borsa açısından da olumlu bir performans. Şimdi şöyle bakacağız. Sen orada 23 bandına geldiğin zaman işte hisse senetleri değerlemesini yapacaksın.
endekste bulduğun hedef değer 90 bin seviyeleri çıkar. 17-61 onu primde kullandığımı 18 bandında kullandığınız zaman endeks değerin aşağı yukarı 110 bin seviyelerinde çıkar. Bu sefer imkanı olan hisselere yönelim yapabilirsin ama 23'teyken yapamazsın orada. Çünkü en büyük tehdit şu anda bizim için %25'lik net olan bir mevduat faizi. En büyük rakip o. Yani 6 ay üzerinde tuttun mu stopajı da %5. Yani bugün haberlerde de gördük zaten fondan çıkan paralar mevduat tarafına kaymış. Yani ciddi miktarda kaymışlar hem de. %5'lik bir şey var orada. Stopaj vergisine tabisin. Zaten bir yıllık yapacaksın. Şu kompozisyonda da orada Merkez Bankası'nın attığı faiz adımı var. BDDK'nın düzenlemeleri var. YEP'i açıkladık. Enflasyonla mücadele programını açıkladık. Onun son ikisinin sonuçlarını göreceğiz ama bir şekilde tatmin edici oldu. Amerika ile ilişkiler normalleşti diye bakıyoruz şu kompozisyonda. Biraz da dün Pompei'nin açıklamaları aslında ona benzer açıklamayı sabah saatlerinde Sayın Dışişleri Bakanı da yapmıştı ama Pompei açıklayınca daha etkili oldu. O da bir ilginç bir ikilem oldu bizim için. Bunların hepsini bir araya koyunca dışarıki etmenlerin hiçbirini söylemedik. Bak hep iç etmenlerden söyledik. Algı bir anda değişince borsada yukarı hareket gördük ama bugün açıklanan Merkez Bankası verilerine göre baktığımızda yurt dışı yerleşikler borsa tarafında hala satmaya devam ediyorlar. Yani Şubat'tan beri kesintisiz bir satışları var. Meblağ küçük ama sonuç görmek istiyorlar. Şimdi Tonguç'un dediği gibi önümüzdeki ay Kasım ayına baktığında İran yaptırımları ne olacak? Mesela gene bugün onunla ilgili bir açıklama geldi. Türkiye'nin İran tarafından biraz daha ham petrol alsın. Yani alması kısmı değil artık biraz İran daha az alsın kısmında yönünde bir açıklamalar var. Amerika başkanlık seçimleri var. İtalya'da yani Eurodolar paritesi görüntü itibariyle sanki 1.14'ün altına sarkacakmış gibi de bir ortamla karşı karşıyasın ki biraz önce dediğim gibi 3 aylık Libor faizleri ve 5 yıllık verilere baktığında ortalamalar inanılmaz yüksek yerlerde. VIX endeksini hiç konuşmuyorduk. Oraya baktığımda ya bugün işte ben çıkmadan önce baktığımda günlük artışı %14'tü. Geçen hafta %45'lik bir artış oldu. Hala 20'nin altında ama fark etmiyor. Oynaklık bir anda gene artınca küresel başta işte Şubat değil de Mart ayından itibaren yaşadığımız sorunlarla baş başa kalacağız gibi gözüküyor ama bu sefer biz hazırlıklı olarak giriyoruz bu topa. Bir de Kasım bildiği gibi pozisyon kapatma dönemi olacak. Yani orada her taraf bir satış yiyecek. Biz de orada bir nemalanırız ama yılın son çeyreği, son ayında bir toparlanma görürüz. Çünkü orada resim de belli olacak. Yani şöyle diyelim, 2 hafta önce işte kur seviyesine baktığında 6.40'larda bir şeydi. Sonra 6.20'lerde oldu. Şimdi bakıyorsun 5.50'lerde. 2 hafta önce borsa tarafına baktığında bu kur artışından yararlanan şirketler hangisidir? Onun çalışmasını yaptın. Şimdi bu düşüşten nasıl şey olur diye onu yaptın. Şimdi 2 haftada satın al dediğin ürünler değişti bir anda. Şimdi bu ürünler değişince de doğal olarak da bizim yatırımcılar da pozisyonlarını değiştiriyorlar ki burada şeyin de etkisi var. Bankacılık endeksini o dönemde uçurdu zaten. Bu mevduat yapılanması, yani mevduat yapılanması değil de kredi yapılandırmasının büyük etkeni oldu. Yani 10 yıllık faizin aşağı geldiğinde zaten senin sermaye yeterlik oranını da destekliyor. Karşılıklarında da bir rahatlama yaratıyor. İki tarafta bir bacak. Dolayısıyla o da normal. Şimdi en kötüyü biz fiyatların içerisine koymuş muyduk? Koymuştuk. Yani İran için yaptırmıyorduk. Amerika ile kötüydük. Avrupa Birliği ile kötüydük. Etap etap bunların hepsinden ayıklanmaya başladık. Bu sefer de ne oldu? İşte senin tekrardan 88 bin kimse konuşmuyor. Evet. Konuşulan bu realizasyondan sonra ya 94.500'e kadar gevşeyebiliriz. Orada bir dengelenme olur. Kurda da tamam 5.50 bantı iyidir. Bak orada dengelendik aşağıya. Şu anda sarkamayız çünkü küresel konjonktür ona müsaade etmez. Şimdi zaten Branson'un başladığı, işte piyasaların düşmeye başladığı ve kurun yukarı çıkmadığı başladığı döneme denk geldi. Yani 51'i gördük orada. Dolayısıyla onunla dengelenmesini yaptın. Tek burada sıkıntımız gösterge tahvil faizi. Onu da zaten YEP'te biz 20'nin üzerinde olacağını tahmin ettiğimizi de söyledik. Şimdi bunu da soktuk fiyatın içerisine. Dolayısıyla küresel bazda hareket etmek şu anda bizim için son derece sağlıklı bir etmen. CDS tarafında da aslında bir stres boşaltımını yaşadığını görüyoruz. 586'ları görmüştü Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri. Şu anda 380 civarında, 383'müş arkaya yansıttı arkadaşlar. Evet. Sonra, ben grafiği ben hazırladım ama rakam hatırlamıyorum. 383 olmuş. Orada da ciddi bir geri çekilme var. Aslında bu değerlerin toparlanmayı bugün Hazine ve Maliye Bakanı Birika toplantısında
aslında genel çerçeveyi de çizdi. Şimdi ben burada birkaç metni okuyacağım. Aslında şu ana kadar konuştuklarımızın genel çerçevesi bu. Detaylandırma da bir iki başlık eksik kaldı. Onlardan sizden detay isteyeceğim. Hazine ve Maliye Bakanı bugün konuşmasında küresel krizin başladığı dönemden başladığı ifadelerine, işte 10 yıl geçti krizin üzerinden, önemli adımlar atıldı dedi. Bu önemli adımlar atılması benim anladığım kadarıyla FED tarafından ve diğer büyük merkez bankaları tarafından başlatılan sıfır faiz ve bor politikası. Bu küresel büyümeyi bir miktar toparladı. Onun da grafiği var arkadaşlar, dünya büyüme rakamlarını verebilirlerse. İşte 2009'da negatif büyüme bölgesine gelen dünya büyüme rakamı 2010'da %5'lere yaklaştı. 5-4'lük bir büyüme gördü. Sonra bir düşüş. En son yani 2018 için IMF'in büyüme beklentisi 3.7. Bunun üzerine Türkiye'deki büyümeyi ifade etti. Ortalaması %5'e tekabül ediyor bu dönemde Türkiye büyümesi. Geçen sene çift taneli büyümeyi gördük. Bu sene de detayına gireceğiz ama Merkez Bankası anketinde %3.2'lik bir büyüme beklentisi var. Risk olarak bu küresel ticaret savaşını, ticarette korumacılık eğilimini, serbest ticaretin kısıtlanması politikalarını vurguluyor ve eleştiriyor Hazine ve Maliye Bakanı. Türkiye olarak bu korumacı politikalara karşıyız, karşı çıkıyoruz dedi. Bunu Başkan Erdoğan da her platformda dile getiriyor. Ama özetle büyüme tarafında Hazine ve Maliye Bakanı'nın ifadesi, son 5 yılda yaşanan o kadar olumsuz gelişmelere rağmen güçlü bir çıkış yakaladı Türkiye büyüme anlamında diyor. Burada önemli olan bundan sonra neler yapılacağına dair önemli olan vurgu bu. Önümüzdeki günlerde Türkiye olarak bu temelleri daha güçlendireceğiz, sağlamlaştıracağız. Bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısını muhafaza edeceğiz. Risklere karşı daha dayanıklı hale getireceğiz. Benim anladığım kadarıyla ekonomi yönetimi küresel konjonktürde neler yaşandığını çok yakından takip ediyor. Risklerin de farkında. Aslında biz bu risklerin farkında olma durumunu yeni ekonomik programın rakamlarında, detaylarında, evet, işte hedeflerinde gördük. Yani %15 değil, daha yüksek, daha düşük bir enflasyondan da bahsedebilirdiniz. %3'lük büyümeden değil de %4'lük, %5'lik büyümeden de bahsedebilirdiniz ama sistem buna müsaade etmeyecek. Öyle gözüküyor. FED tarafında dünya büyüme rakamlarında tekrar konuşacağız ama o kadar kolay değil. Böyle şatafatlı, şaşalı büyümeler. İçeride yaşananlara Ağustos ayının vurgusu var. Panik havasına müsaade etmedik diyor. Adım adım rasyonel politikalarla, güçlü güven veren söylem ve mesajlar ve duruşlarla o dönemi geride bıraktık diyor Hazine ve Maliye Bakanı. Zaten o dönemi geride bırakmamızı rakamlar üzerinden görüyoruz. Eğer rakamlarla ölçüyorsak stresi, kurun üzerinden, faizin üzerinden, borsanın üzerinden, kur tarafından 7.20'den 5.60 şu anda. Endekste dip seviyeden yaklaşık 10.000 puanlık yükseliş. Faiz tarafında yürümüşlerden 17'lere geri gelmek. Türkiye'nin kaynak sorunu yok. Buna özellikle sizden ayrı bir açıklama rica edeceğim. Dalgalanmalım ve belirsizliğin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde Türk tahvillerine gelen ilgiye vurgu yapılıyor. Ama gördüğüm kadarıyla genel çerçevede Türkiye'nin güven tesis etmek için atılan adımların bir kez daha vurgulandığı bir açıklama oldu bu. Ben bunu rakamlar üzerinde görüyoruz diyorum ama siz nasıl değerlendirirsiniz? Şu ana kadar, yani bugüne kadar alınan önlemlerin, yapılan açıklamaların, ortaya konan programın piyasaya etkisi pozitif. Bu bizi eylem planında, yeni ekonomik programında ne tarafa doğru gittiğimizin görülmesine kadar taşıyabilir mi? Çünkü bu programın devreye girip mesafe kat etmesi için biraz zamana ihtiyaç var. Yoksa bu dönemde biz ilk almamız, kullanmamız gereken zırhı ya da koruma kalkanını almış durumda mıyız? Siz de başlayın. Şimdi bir kere şeyi söyleyelim. Türkiye ile ilgili algı çok hızlı değişiyor. Yani hepimiz herhalde onu fark ediyoruz. Yani bundan 2 ay önce biz de ekranlarda konuşuyorduk. Sizler de büyük ihtimal yayın yaparken ya da piyasayı takip ederken, değil mi? Yani belki çok enteresan fiyatlar konuşuluyordu birçok ürünle ilgili. Şimdi sen de çok güzel ifade ettin. Yani kurda benim son gördüğüm 10-12 gün diyelim. Nereden baksanız 70-75 kuruşluk bir aşağı hareket. He, bu tabii ki bir yükseliş sonrasında bunu yaşıyoruz. İşte faizlerde 10 yıllıklarda 6-6,5 puan. CDS'lerde 200 bas puanlık veya 200 risk birimi üzerinden 200 puanlık bir geri çekilme. Hemen ilave edeyim.
Hazine borç, iç borçlanma faizlerinde 230 bas puanlık gerileme. Gerileme. Doğru, bir yıllık borçlanma tutarı üzerinden giderken belki maliyeti yıl başına göre biraz daha yüksek olmasına rağmen talep tarafında işte 3 katı hala bu dünya konjonktüründe size bir talep gelmesi ve ben şuna da katılıyorum, yani son 1,5 ayda açıkçası bizim yapabileceğimiz hem para maliye politikası hem ikili ilişkilerdeki o tekrar pozitife dönüş için, yani benim kendi görüşüme göre yapabileceğimiz maksimumun neredeyse %90'ını ben gerçekleştiğini düşünüyorum. Şimdi böyle bir dış dünyada da zor bir dönem ve zor bir dönem olması da devam edecek bence. Yani kolay bir dünya konjonktüründe biz bu hedeflediğimiz yerlere doğru gitmek için çaba sarf edeceğiz. Bunu da açık söylemek lazım. Yani çok önümüzde rahat bir dönem olmayacak. Ama Türkiye özelinde düşündüğümüzde yine şahsi fikrim, çok doğru işleri yapmaya devam edersek biz dünyada da farklı pazarlarımızda diyelim veya talep bazlı ayrışmaya devam ederiz. Bunun etkisi paranın bol olduğu, ekonomilerin daha rahat hareket ettiği dönemde 3 ise belki bu sefer 2 olacaktır. Ama Türkiye bu konuda ayrışmaya devam eder. Şu an içinde bence o yolda, evet doğru, yani açıklamalar içerisinde de. Sermaye akışı tarafında da şöyle bir durum var. Benim takip edebildiğim kadarıyla yani Güney Amerika'sından Uzak Doğu'ya, işte Avrupa'sından komşu ülkelere kadar birçok yatırımcıyla zaman zaman telekonferansında, zaman zaman bizzat giderek orada yaptığımız açıklamalarla Türkiye'yi tekrardan tanıtma anlamında bir çabamız var. Bence bugün bunların meyvesini almıyoruz. Yani açık söyleyeyim, hani ne borsa tarafında, yani kur tarafında veya tahvil tarafında da olsa, ama bu gerçekleşen 1,5 aylık gelişmeler bence yatırımcıların, yabancı yatırımcılar nezdinde de dikkatini çekiyor. Ne zaman ki o yatırım yapabilecekleri sağlıklı ortamı dünya içerisinde bulduklarında diyeyim, bir pay ayıracaklarsa Türkiye ve benzeri ülkeler içerisinde yine bu şekilde bir anlayışla devam edersek yine en çok payı Türkiye alacağını ben düşünüyorum. Keza zaman zaman bizim ülkemizden işte sermaye çıkışlarını da görüyoruz. Yani bunları zaman zaman haber akışında gördük. Ama yeni yatırımların geldiğini de görüyoruz. Yani o açıdan bunlar tabii kurumsal tercihle olabilir ama yeniden Türkiye'yi yatırım ve fırsat olarak gören birçok da şirketi hala görüyoruz. Bütün bunları toparladığımda Türkiye açısından sermaye veya Türkiye tanıtımını yapmak açısından bir sıkıntımız olmadığı kanısına ben de katılıyorum. Ama bu tanıtıma gelecek yatırımcıların işte biraz önce bahsettiğim o marjlardaki geri çekilme sonrasında her ne kadar dünya konjonktürü biraz daha zor olsa da ben yine Türkiye'yi büyük oranda tercih etmeleri, bu anlamda gidersek, yani yanılıyorsam düzeltin, hani tahvilde ve borsamızda hatta Türk lirasında da, yani bundan 10 gün önceye kadar çok büyük fırsatlar vardı. Yani dünya genelindeki getirilere baktığımızda o açıdan bunun doğru bir şekilde işlendiğini gören yabancı yatırımcılar da bence tercihlerini bizim sepetimizdeki ülkeler içerisinde yine Türkiye'ye göstermeye devam edecektir. Bugünkü kur hareketi, bugünkü borsa hareketi, biz bundan yine 2 ay önce konuştuğumuzda aslında marj olarak da çok geniş marjlar değil, çok normal piyasa hareketleri gibi gözüküyor şu an için. O açıdan doğru bir şekilde kendimizi anlatmaya devam edersek ben her ne olursa olsun yine de ayrışan ülke olacağımızı düşünüyorum. Kur tarafında zaten geldiğimiz seviyeyi kısa dönemde adil fiyat olarak herkes ifade ediyor. Çoğunluk ifade ediyor diyeyim. Herkes demeyeyim mi? Burada şaşılacak bir şey yok. Tabii şöyle, yani 7.20'leri gördükten sonra 5.60'lara gelir mi düşüncesi, ülke riskini sadece kur üzerinden gören ya da geçmiş dönemin o kötü havasını dalmadığını düşünenler için bir sürpriz olarak değerlendirmek mümkün. Ama Baki Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şu an için Türkiye ekonomisinin, Hazine Maliye Bakanı açıklamalarına paralel olarak diyeyim ben, oradan nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle gideyim. İşte mesela ilk defa ben notlarla geldim. Yani normalde hiç notlarla şeye gelmem. Çünkü evet, bugün peş peşe şeyler çok geldi. Ve çok ilginç şeyler oldu. Yok, çekemiyorum çünkü alışık olmadığımdan hangi sayfada diye sürekli hepsini taramak zorunda kalıyorum. Sonra vazgeçtim zaten bakmaktan. Şimdi bunu nasıl göreceğiz? Yabancı, yurt dışı yerleşikler bizim borsa tarafında alım yapıyorlar mı? Şimdi biz hikayemizi anlattık. 1,5 aydır diyoruz ya, kuru indirdik. Hayır, yabancılar almıyorlar. Demek ki yeterli anlatamamışız. Dipslerden bahsettik.
O tarafta da Mart'tan beri satıştaydılar. İki kere aldılar. İki hafta üst üste aldılar. Gene satışa geçtiler. Demek ki bu faizi bile yeterli görmüyorlar bu kompozisyonda. Burada da bir ikilem çıkıyor. Bu faizi yeterli görmüyorsan nasıl oluyor da sen hazinenin 5 yıllık tahvil faizine 3 katı şey talepte başvuruyorsun. Bu sefer de devreye artı 7,5'luk oran çıkıyor. Eurobond oranı güzel verdiğinden dolayı sana bir akım var. Demek ki ne oluyor burada? Ha, böyle güzel oranlar verirsen sana bir talep olacak. 3 katı olması da sana hazırım ben. Biraz önce Tonguç'un dediği gibi hazırım. Fırsatı kolluyorum. Evet. O zaman gireceğim diye bunu yorumlayabilirsin. Çünkü madem dipste satıyorsun, diğerine de girmezsin. Yani girmezsin derken talebi başa baş noktada getirirsin. 3 katı talepte bulunmazsın. 3 katı talebi sana sağlamışlar. Diğer taraftan dolar TL kısmına gelelim. Şimdi o yüzden ilginçlikler var. Yurt içi yerleşiklere bakıyorsun. Artıyor. Almışlar. Evet. Yani 6.40'tan aşağıya geliyor, 6'ya geliyor alıyorlar. 6'dan 5.50'ye geliyor gene alıyorlar. Yani aldıkları rakam da öyle küçük bir şeydi ya. 5.5 milyar dolarlık bir alım gerçekleştirmişler bir aylık periyotta. Düştükçe alıyorlar. Demek ki bu sefer de ne oluyor? Bizim yerlileri de inandırmamız gerekiyor. Onlar da diyor ki yani tekrardan bir atak yapar, yapabilir. Aldıklarına göre bu onu gösteriyor. Çünkü döviz alıyorlar. Orada TL'yi bozuyorlar. Yani, ödemesini yakın vadede yaklaşmış kurumlar şimdi için. Şimdi orada şey yapabiliyorsun. Diyorsun ki işte bak ödemesi yıl sonuna doğru yükseldi. Dolayısıyla onlar almış olabilir. Diyorsun ki hane halkı da ona istinaden almış olabilir. Bu hafifletici neden oluyor. Sonuç itibariyle tabelada ne yazıyor? O tarafa bakıyoruz. Yani Fatih Terim'in şeyiyle, Look at the tabela hikayesiyle. Tabelada almışlar o veya bu nedenle. Biz ne bekliyorduk? En azından ben kendi adıma söyleyeyim ne bekliyordum? Ya bu aşağıya gelmeye başlıyor. Ralph Branson olayı da çözümlenmek üzere. Bu çözümlenirse Amerika ile zaten ılımlı bir adım olur ve devamı gelir. Doğal olarak bu ortamda ben ne yaparım? Ya 6.80'den satamadım. Ya 6.40'dan satarım ya da en kötü 6.25'den satarım. Satmamışlar. Ona istinaden bir de alım yapmışlar. Yani iç tarafı da iyi anlatmak gerekiyor. Yani şey yapmış olsalar derim ki süper iş yaptınız. Oradan bozdur. %25, 1,5 aydır %25 bandında çünkü şey. Mevduat faizi. Kurun geri çekilmesinden parayı bir kazan. Üzerine onu vadeliye bağladığından bir de yerine koy. Ya böyle bir fırsat hiç dünyanın hiçbir tarafında yok 1,5 aylık periyotta. Onu yapmamışlar. Mevduata akıtanlar fon, bizim sermaye piyasadaki fon tarafını bozup onu mevduata götürüp yedek akçelerinde tekrar dolar almışlar. Demek ki içeriye de çok ciddi bir şekilde anlatmak gerekiyor. Avantajları sunmak gerekiyor. Bu da ne? İşte söylemeye çalışıyoruz. Yani şu anda bizim için en büyük rakip %25'lik mevduat. Şimdi %25'lik mevduat üzerinde bunu bugün açıklanan yine beklenti anketine bağlarsan önümüzdeki sene için 6.50 bekleniyor. Şimdi buraya koyduğunda 6.78-80 bandında bir şey olması lazım. 6.50 bekleniyor. Bu beklenti anketindeki rakam 2 hafta sonra yapılan ankette daha da aşağı gelecek. Yani bir de işte o tarafı da var. O zaman senin gene bozdurma bu parayı mevduata geçirmen lazım. O geçtiği anda derim ki ben tamam yerliler de Türkiye'nin hikayesine inandılar. Alıyorlar. Yabancılar dediğim gibi zaten küresel konjonktürde o fırsatı yakalarlar. Bırakmazlar orada. Çünkü hükümet senin de dediğin gibi %15 de diyebilir yıl sonu enflasyonu için. 16 da diyebilirdi ama dedi ki 20.8 olacak. Aşağısında gelirse sürpriz. Kimse bir şey diyemedi. Niye? Görünen köy kılavuz istemiyor. O 5 kompleksinden kurtulmuş olduk. Gerçekçi üzerine gittik. Ve dediğin gibi önümüzdeki senenin enflasyonu da yüksek tuttu. Onda da 15 diyor. O zaman bunlar böyle varsa Amerika ve Avrupa'da ilişkilerimizde normale geldi mi? Aralık ayında rahat bir şekilde burada pozisyon açtıklarını net bir şekilde görebiliriz görmemiz diye. Lazım. Şu konjonktürde görmemizi beklerim. Yerlilerin de biraz mevduat tarafına bakmalarını öneririm. Çünkü devlet orada çok güzel bir kolaylık da yaptı. Yani dedi ki stopaj 5. Evet. Arkadaşlar bu tarafa gelin dedi. Yani daha ne yapabilir? Daha ne yapabilir? TL'ye geçmek için ekonomi yönetimi elinden geleni yapıyor ama herhalde taşlar tam olarak yerine oturmadı. Bu hafta biraz da belki orada satış olmuş olabilir. Ya inşallah bir olmuş olabilir. Yani bir türlü olmuyor çünkü yani matematik orada. Bakin de söyledi ki matematik... Ama 5 milyar olmayacaktır yani. Burada bir hata var dedirtiyor yani. Ya biraz iki taraflı bir ayda %20 getiri sağlama imkanı varken sen gittin
6 liradan diyelim dolar aldın, tuttun, onun kaybını yaşıyorsun, parayı mevduata geçirmediğinden dolayı onu zaten kendi hiç almıyorsun. İki tarafta mesela 1,5 ay önce ne yapıyorduk biz bu 6.40 seviyelerini? Yani illa dolar almak istiyorsan dedik ki Türk bankalarına gidin, Eurobondlarını alın. 7,5 faiz var şu an. Sen orada bu aşağıya geldiğinde iç verimden para kazanıyorsun. Yukarı gittiğinde zaten para kazanıyorsun. Yani illa alacaksan git onu al dedik. Çok sınırlı sayıda talep olmuş orada. O fırsatı da kaçırdın. Yani şu kompozisyonda ben sana 5.62'den gidip Eurobond alın diyemiyorum. Bir de bu tip fırsatlar her zaman gelmiyor. Ya 53 ile büyük bankalarımızın şeyi vardı. Eurobondları vardı ve 2021-22 vardı. Şu anda onlar 83'lerde. Ya bu fırsat her zaman çıkmaz. Niye konuşuyoruz? 100 bine yuvarlak hesap nasıl geldik? Bankacılık endeksi koptu gitti. Bütün düzenlemeler zaten onun üzerine yapıldı. Rahatlamayı da orada gördün. İşte 10 yıllık tahvil faizi o yüzden o son derece önemli. Bankaların kârlarını ve kaynak maliyetlerini şey yapıyor, kolaylaştırıyor. Devletin düzenlemeleri sermaye yeterlik rasyonundan güzel yapıyor. Çerçeve anlaşması var. O da inşallah açıklanacak. Geçen hafta bekliyorduk ama hala açıklanmadı. Bir de yabancı menşeli bankalar orada başka bir şeyler istiyormuş. Kendi mevzuatlar açısından, kendi ana ülkelerindeki mevzuat açısından bazı sorunlu yerler var. Haklı oldukları noktalar da var. Biz o tarafa hesap veremeyiz diyorlar. Belki onlara özel bir uygulama gelebilecek. Ortak bir konsensüs de şey yapılır. Çünkü çözülür mü? Yani? Yani biz ilk defa özel sektör sorunuyla baş başa kaldık. O sektör borcunu da bankalara yıkmamak gerekiyor. Ortak konsensüsle çözeceğiz bunu. Bir de zaten konkordato hikayemiz var başımızda. Yani bir de öyle bir şey de var. Onu da iyi ayıklamak gerekiyor. Dolayısıyla baktığında Asya tarafındaki ülkelerde sıkıntı var. Borsalarında, para birimlerinde. Arjantin'de yok, Brezilya'da yok ve bizde yok şu kompozisyonu. Şu 1,5 aylık periyot için söylüyorum. Evet. Arjantin'de IMF anlaşmalarında gördük. Brezilya'da Amerika'ya yakın başkanın ikinci tura kaldığını gördük. O da bu ay sonunda seçimde ne olacağı belli olur ama onun kazanması bekleniyor. Avrupa, Amerika, Trump yanlısı. Trump da çok sevindi onu kazandığında. Trump 2 gün önce Türkiye için çok kötü hisler besliyordum. Artık bizim en değişti, kankamız oldu dedi bir anda. O da değişti. Şimdi bunların hepsi algının değişmesi anlamına geliyor. Üzerine bir de maliyet tarafına işin baktığında işte bizim anlaştığımız, sonra da anlaşmadan çekildiğimiz ya da yani tam sonucunu bilmediğim McKinsey firması Almanya'ya diyor ki arkadaş fabrikalarınızı Çin tarafından Türkiye'ye çekin. Evet. Orası daha avantaj sağlamaya başladı. Bu çok önemli bir şeydir. Çok yani önemli. Diyor ki bak bu tarafa gel. Diğer taraftan da baktığımızda gene BlackRock'ta ECB'nin bankalar konusundaki danışmanlığı oluyor. Evet. Yani demek ki bazı şeyler dışarıdan alınıyor. Yani ECB en büyük fon yöneticisine diyor ki gel bizim bankaların bir sorunları nedir? Senin gördüğün nedir ona bak. Ve benim tahminim bu şeyden kaynaklanıyor. Yani bir aydır İtalya spritlerinden bahsediyoruz. İtalya tahvil faizi, tahvil faizi. Ben de diyorum ki ya İtalya bu kadar kötüyse, tamam faizler çıktı. Bu euro dolar paritesi nasıl burada duruyor? Bunu ciddi bir şekilde onun yansıtması gerekir. Almanya mı tutuyor? Hayır, Almanya'daki veriler de artık bozulmaya başladı. O da Çin'den kaynaklanan bir şey. Çin'e zaten direkt Amerika tarafı net bir şekilde küçük çaplı olarak da artık müdahale etmeye başladı. Ticaret üzerinden onu da hazırlanıyorlar. Bu Euro-Dolar paritesi yani ben kendi fikrim olarak söyleyeyim, 1.12.50 bandına gelmedikten sonra ben bunun içine İtalya olduğunu düşünmüyorum. Çok da çünkü umursamış gibi değil. Çünkü o spread'in hareket haline başladığı zamankiyle şu anki çok fark var arada. Yani o seviyenin altına gelmesi gerekiyor, gelmiyor. Ve Avrupa'da da toparlanma falan bir şey, doğru düzgün bir şey yok. Yok. Sadece söyledi, tahvillerin programını evet kesiyoruz. 2019'da da bakarız diyor. Burada Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıklamalarının içerisinde bankacılık sektörüne dair de bir vurgu var. Önemli bankacılık sektörü. Zaten yeni ekonomi programında da açıklandı. Reel sektörün finansmanının bankacılık sektörü üzerinden devamını istiyoruz. Başka türlü olacak hali yok. Mümkün değil. Bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısını muhafaza edeceğiz dedi Sayın Bakan. Risklere karşı daha dayanıklı hale getireceğiz dedi. Reel sektörün yaşaması gerekiyor. Doğru. Ama bankacılık sektörünün de ayakta kalması gerekiyor. Bu iki sektörde sorun varsa bu sorunları belki her iki taraftan feragatla ufak ufak küçük küçük feragatlarla aşma imkanı var. Ama eğer kamunun desteği gerekiyorsa bankacılık sektörüne ciddi bir destek mesajları var. Üst üste geliyor bu. Bir de şu kaynak sorunu meselesine gelmek istiyorum ben. Yani Türkiye'nin kaynak sorunu yok dedi Berat Albayrak.
Bu kaynak sorunu deyince işte fon akımları, sermaye akımları akla geliyor. Otomatik olarak dönüyoruz işte FED faiz arttırıyor, Trump'ın politikaları bu paraları ABD'ye gönderecek. Yarın Avrupa Merkez Bankası başlayacak aynı yolda ilerlemeye, euroları da çekecekler bu tarafa doğru. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerden para çıkmasından daha doğal ne olur deniyor. Bu fikirli olmayan bir tek merkez bankası olarak Japon Merkez Bankası'nı görüyoruz. O da tam tersini ifade ediyor. FED'in faiz arttırımı gayet iyidir. Çünkü orada işler yolunda olduğu için FED faiz arttırıyor. Ve bu gelişmekte olan ülkeler için kötü bir haber olmayacaktır diyor. Bu biraz ikilem. Bu ikilemi soracağım size. Ya o 90'dan beri düşmüş olduğu çukurdan çıksın ondan sonra konuşsunlar. Yani biz üniversitedeyken konuydu. Aynı konu hala devam ediyor. Bu kaynak sorunu meselesinde gerçekten Türkiye'nin bir kaynak sorunu var mı? Yoksa dünyada faizler yükseliyorken doğal olarak daha yüksek bir faizle bu fon Türkiye'ye akacak bir fon mudur? Çünkü bu bankaların sendikasyon kredileri üzerinden giriliyor. Dört banka benim bildiğim, yanlış hatırlamıyorsam, sendikasyon kredilerini yenilediler. Ya kaynak sorunu, ya şu var, şimdi ne yaptık? Eurobond ihalesi, sendikasyon kredileri bakıyoruz. Veya içerideki işte o borç çevirme, bundan iki ay önce konuştuğumuz konular. Ya burada bir sıkıntı yok ama maliyetlerin arttığı ve artacağı da çok net. Eğer kaynak tarafında hani içeride bankacılık veya sektör, orada ben devletin evet bir paket içerisinde görürsek ben biraz bankacılık tarafında yer alıp onların da reel sektörü desteklemesi konusunda bir kısım payı da üstleneceğini anlıyorum yani açıkçası paket içerisinde. Hani dışarıdan buraya fon akışı tarafında bir sıkıntımız yok. Yani hala Türkiye'ye olan güven devam ediyor. Maliyetlerin yüksek olması nispeten, ki bu da gayet doğal aslında, bu konuda bir sıkıntı yaşamadığımızı görüyoruz. İleride de bunu yaşamayacağımız düşüncesi var. Yani şu konjonktürde de olmayacak gibi gözüküyor. Şimdi yani dışarıda FED faiz arttıracak vesaire bunları konuşuyoruz ama işte Amerikan borsaları yeni zirveler gördü, Amerikan ekonomisi çok iyi gidiyor vesaire. Ama şimdi bir seçim var Amerika'da. Yani bunun pozitif, daha pozitif Amerika ekonomisi için veya daha negatif olacağını da tam kestirmek zor açıkçası. Ama ben her zaman söylediğim tezim şu, dünyada Merkez Bankası politikaları değişirken bir büyüme beklentisinde aşağı, yani ekonomik aktivitede bir yavaşlama beklentisi olurken bir de böyle seçim sonrasında Amerika'daki politikaların dünyayı etkileyecek şekilde değişmesi gerçekleşirse o zaman çok hoş bir ortam da olmayabilir dünya içerisinde. Biz bunun için bazı adımlar atarak biraz daha savunmacı bir yöne döndük mü? Döndük. Yani bütün dünya çalkalanırken bizim de içerisinde çok pozitif ayrışmamızı beklemek çok doğru olmayacaktır eğer bu senaryo gerçekleşirse. Ama o şartlar altında bile ben Türkiye'nin yani mevcut hem ekonomik ilişkilerine hem içerideki o potansiyeline baktığımda, yani buradaki tüketici eğilimi olsun, yurt dışıyla birlikte işte Orta Doğu'ya mal satma tarafında veya Avrupa'ya yakınlığı açısından olsun, hatta Arap dünyasıyla bile ilgili, o açıdan hala o çekiciliğini kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ha, bizim dışarıdan sağlayacağımız fonların maliyeti artabilir. Ama o sırada hala bir direkt yatırım açısından da birçok şirketin de Türkiye'yi hala gözüne kestirip uygun bir zamanda buraya giriş yapması söz konusu olabilir. Ama bahsettiğim senaryo gerçekleşir. Yani global anlamda bir dalgalanma yaşarsa piyasalar, bu doğal olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu ülkeleri, gelişmekte olan ülkeleri, hatta sizin bahsettiğiniz Japonya'yı bile bence olumsuz etkilemeye devam edecektir. Hala kendini toparlayamasa bile. O zaman bence söylemler de değişecektir diye düşünüyorum. Çünkü satır alanında biraz şunu görüyorum. FED uyguladığı politikalar içerisinde sağlam duruşunu koruyor ama onun da ileriye dönük bazı soru işaretleri var kafasında. Zaten Avrupa şu an Brexit, İtalya sorunuyla biraz uğraşıyor gibi gözüküyor. Diğer gelişmekte olan ülkeler kimisi siyasi, kimisi de ekonomik hala bir geçişkenlik içerisinde diyelim. Yani kendi o stabil halinin biraz dışına çıkma durumları söz konusu oluyor. Yani o zaman farklı şeyler konuşuyor olabiliriz. Ama mevcut sistemde benim anladığım kadarıyla Sayın Albayrak'ın açıklamalarında
biz şu an hem direkt fon açısından hem işte borçların çevrilmesi açısından hem de buraya para akışı açısından, talep açısından biz uygun ortamı sağladığımızı düşünüyoruz. Ve o açıdan da herhangi bir sıkıntımız şu an için mevcut değil gibi bir anlayış içerisindeyim. Bu da yani gördüğümüz rakamlar içerisinde şu an için doğru gibi gözüküyor. Ama ileride hani dünya şartları ne gösterir, bizim içinde olduğumuz alanda ne kadar daha pozitif ayrışabiliriz, bunları tekrar değerlendirmek lazım. IMF bu konuda çok kötümser. Rakam da veriyor işte gelişen ülkelerden ve 100 milyar dolarlık bir para çıkma ihtimalinden bahsediyor. Genelde zaten IMF gelecek dönem beklentilerinde oldukça karamsar. Hatta Türkiye'de 2019 büyümesini 0.4'lük bir seviyede tahmin ediyor. Baya baya karamsar. Ama Türkiye'de enteresan bir durum var. Şimdi özellikle şu bankacılık sektörüyle ilgili belki bir oraya soracağım. Ağustos ayında işte kur, faiz, borsa her taraf çalkalanırken bankacılık sektörü sorgulandı. İşte mevduatlar ödenir mi? Bankalar zorda mıdır, değil midir? Ağustos bitti, Eylül bitti. Ekim ayı sendikasyon kredileri yenilendi diyoruz. Çok da zorlanmadı şimdi diyoruz. Ya, algı çok enteresan. Çok hızlı değişiyor. Yani burada bir anormallik var. O çok net yani. Dünyanın çoğu yerinde bu tip anormallikleri yaşıyoruz. Zorlu bir dönemden geçiyoruz ama bizdeki çok keskin bir dönüş var. Üst üste rating şirketlerin, bankaların notlarını, görünümlerini vesaire aşağı çekmesi. Ama sektörün yaptıkları, sektörün verdiği ve de piyasanın tepkileri o karamsarlıktan en azından bankacılık sektörü için çok hızlı bir dönüşe işaret ediyor. Yani şunu rahatlıkla söylemek mümkün müdür? Türk bankacılık sektörü için kaynak bulmak sorunu yoktur. Ya rahatlıkla söylersin bunu. Yani şöyle söyleyeyim. Ne zaman oldu ki diyebilirim burada. Evet. Yani soru aslında ne zaman oldu ki? Bu soruyu ben sormak istedim. Yani şimdi şeye baktığında şimdi diyoruz ki işte faizler aşağıya geldi. 10 yıllık tahvil faizi sermaye maliyetin seni güçlendi orada. Tamam iyi güzel. Mesela senin biraz önce dediğin gibi kaynak sorunumuz yoktur. Bunu neyi sinirden Berat Bey söylüyor? Bir gün önceki ihaledeki gelen 3 kat talebe göre faizi verirsen sana geliyorlar. Diğer tarafa döndüğünde iç kaynak ne? Mevduat. Mevduatta da faizi verdik. İşte fondaki arkadaşlar yararlanmışlar. Fondan mevduata geçmişler stopaj avantajıyla. Sen iki tarafa da gerekli faizi verip ondan sonra da yapısal reformları altına monte ettiğin takdirde etap etap o faiz zaten aşağıya gelir. Kaçıran der ki arkadaş kaçırdım bir daha bu faiz olmayacak. Üç kat talebi öyle yorumlamak gerekir. Evet. Dolayısıyla diyor ki bankacılık sektöründe zaten bir sıkıntımız yoktu. Senin dediğin kurumların baktığında açıklamaların dibinde diyor ki olabilir, olabilir, olabilir. Beklemiyor onu, olabilir. O ihtimal her zaman var. Onu mutlaka yani kur 5'e gelebilir, 6'ya da gidebilir. Yani ikisinde ihtimali var. Yani üçüncü halin imkansızlığı yani, aynen öyle yani. Üç tarafı yok bunun yani. Sabit kalabilir diye bir şey diyemiyorsun. Ya aşağı ya yukarı olacak. Şimdi o açıklamada ondan bunu bir kere daha yapmak gerekiyor. Çünkü sendikasyon kredisi yenileyemeyecek dendi. Yenilediler. Oranlar işte çok şey dendi. Biraz önce o yüzden ısrarla onu söyleyeyim. 3 aylık Libor faizi 2008 zirvesinde. Yani en kötü, dünya çapında en kötü dönemin zirvesinde şu anki mevcut durumda. Senin borçlanma maliyeti ister istemez artacak. Evet. Sadece ne olur? Sendikasyon kredisini %100 ile rol etmezsin de %90 ile etmeye çalışırsın. Çünkü iç taraftaki talebin daralacağını biliyorsun. Evet. Bunu zaten hükümet kendisi de söylüyor. Yani satamayacağı para niye az? Onun da 2019 büyüme tahmini aşağıda. Bu yıl yüksek olacak diyor. Seneye aşağıda olacak. Bu konjonktürde aynen senin dediğin gibi satamayacağın bir parayı hangi kaynağa aktaracaksın ki? Mesela diğer tarafa da atıfta bulunaraktan söylersek işte bu çerçeve anlaşmasında bankaların eğer sermayeye ihtiyacı olacaksa işte kamudan bir kaynak aktarabiliriz dedin ya, İstanbul yaklaşımı tarzı bir sermayede bir sıkıntı olursa orada da biz destek oluruz size diyor. İşte buradaki çalışmanın tamamıyla şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani batması, ya batacak firmaların batması gerekiyor. Yani her firma yüzdürme diye bir zorunluluğumuz yok. Dolayısıyla o çerçeve anlaşmasındaki hikayede şey var zaten. Bankalar var. Müşteri ve bankalar. Bir tek bankaya bir tek müşteri olayı yok orada. Bankalar onların hesabını yapıyor. Buna biz krediyi vadiye yaydığımızda, sermaye verdiğimizde yüzebilecek mi yüzemeyecek mi? Yüzemeyecekse vermeye gerek yok. Bırakın batsın. Diğer türlü daha rahat olacak. İşlemi götüreceksin. Diyorsun ki arkadaş bu yüzemiyor batsın. Biz Concordato'yu 1,5 haftadır
sermaye piyasası olarak niye konuşuyoruz? Diyoruz ki ya bunun konkordalık bir şey yok. Ve bu sefer diyorsun ki bak bunu da kötü amaçla kullanmaya başlıyorlar. Gündem tamamıyla değişiyor. Evet. Şimdi bu gündem değişirken yabancı yatırımcılar bu gündemi, Türkiye gündemi takip etmiyorlar mı? Onlar da takip ediyorlar. Şimdi dışarıya para mı transfer ediyorsun, etmiyor musun, ne yapıyorsun, nedir, ne değildir? Şöyle hatırla, 1,5 ay kadar önce risk sınıflandırmasında 2 numaraya bakın dedi, 1 numaraya bakmayın. Ya NPL oranı diyor ki 3 seviyesinde ama risk 2'ye baktığında oradaki NPL 15-16 bantlarında. Bir düzenlemeyi de hemen rahatlatıyorsun o tarafı. Diyorsun ki burada ona göre karşılık ayırın ama bankalar ne yapıyor? Yüksek karşılık ayırıyorlar. Mesela bunu da nerede gördük avantajını? Ya bankalar açısından avantaj olacak tabii. İşte bir tane bankamız 95 milyonluk NPL'ini yani 2 milyon civarında o da şeye denk geliyor. %2'ye marjına bıraktı. Eskiden bu marj 7-8'di. Evet. Bu zorluğu yabancılar görmüyor mu? Sonuçta açıklanıyor bunlar. Bu kadarlık varlığımızı şuna hayır sattık diye. Şimdi bunların hepsini bir araya koyduğun zaman da bankacılık sektörün güçlü mü? Güçlü. Şimdi normal şartlarda vatandaşlar diyebilir ki yani 95 liralık malı 2 liraya satıyor. Bunun neresinde avantaj var diye. Banka ona zaten karşılık ayırıyor. Karşılık oranlarımız baya baya yüksek. Yani neredeyse birebir bandına oturdu herkes. Dolayısıyla o 95'in karşılığını önceden ayırdı. 2 ona artı yazıyor. Şimdi bunu da gördüğün zaman diyebileceğin geriye bir tek şey kalıyor. Yani önümüzdeki sene işte daralma olacak. Bu senekinden düşük bir büyüme olacak. Sektörün kredi talebi yapılandırma, dengeleme evresi olduğundan dolayı zamana yayılacak. Diyeceksin ki bankanın karlılıkları yüksek olmayacak. Öz sermaye karlılıkları yüksek olmayacak. Dolayısıyla Türk bankacılık sektörü normal tempoda hayatına devam edecek. Ama dediğim gibi ayıklama çok önemli. O yüzden de o çerçeve anlaşmasında geçen hafta açıklanmasını beklerken işte 2 gün önce başladık. Yabancılar diyor ki biz mevzuat tarafından, şimdi senden diyorum çünkü onun detayını bulamadım ben. Mevzuat tarafından, tamam o mevzuat da çalışılır. Çalışıldığı takdirde ortak bir konsensüs bulunur. Çünkü banka verdiği krediyi almak ister. Doğal olarak. Yani niye batık kredi versin ki? Yani niye kredi tarafındaki arkadaşlar yaklaşık Ağustos'tan bu yana o stresi yaşıyor. Rol etmeye çalışma, pozisyonunu kapat, kredi vermemeye çalış. Bu da vermemeye çalışır. Rakamlar üzerinden söylüyorum. Yani çünkü bakıyorsun kredi büyümesinde negatif var. Evet. Demek ki bu vermiyorlar anlamına geliyor. Olanı rol et. Onu da gecelik üzerinden rol ediyorsun. Toparlama yaparsak bankacılık sektöründe Berat Bey'in dediği gibi bir sıkıntı yok. BDDK da bunu söylüyor. Özel bankalarımız da söylüyor. Sadece bir ayıklama evresine girdik. O ayıklama evresini düzgün yaparsak daha güçlü bir şekilde çıkarırız. Çıktığın zaman zaten o sana laf atan bütün kurumların hepsi onu beklediğimiz gibi olmadı. Beklediğimiz gibi olmadı derler. Bunu da şeyde gördük. Orayı da bitireyim sözümü. Geçen seneki büyüme evresinde gördük. Evet. Türkiye'nin büyümesini 3, 2, 5 derken bir anda 11.4'ü görünce orada 3. çeyrekte ya nasıl oldu? O zaman Türkiye'nin büyümesi böyle olsun diye çok geç, çok çok geç revize ettiler. Yani rakam geldikten bir hafta sonra daha önce neredeydin? Aslında bu tip türbülansın yaşandığı dönemlerde beklentileri doğru yöne sevk etmek, beklenti yönetimini yapmak, eğer bir algı operasyonu varsa buna engel olmak, ülkenin gerçek makroekonomik ya da gerçek potansiyel gücüne dair algı oluşturmak çok önemli. Bütün bu bahsettiğimiz programlarda konuştuğumuz şey de bu beklentileri sağduyunun olduğu yere çekme çabası aslında. Yeni ekonomi programı dediğimiz şey bir niyet göstergesi. Eylem planında neler olacağını görmek için daha vakit var. Sadece biz böyle bir niyet var, böyle bir irade var olduğu için bir miktar oradan destek alıyoruz. Sonra enflasyonla mücadele programı geliyor. Sonra işte bütçe disiplininden taviz vermeyeceğiz. Mali disiplini bizim çok önemlidir. Bizim için çok önemlidir. Hem başkandan hem de Hazine Maliye Bakanı'ndan. Bunların hepsi aslında beklentileri bir noktada derleyip toplayıp bir güven mesajı verme amacı taşıyor. Şimdi burada da son Türkiye konusunu yine bugünkü açıklamalardan bahsedip size devredeceğim. Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak diyor ki doğru yoldayız, durmayacağız, gevşemeyeceğiz. Şu gevşemeyeceğiz meselesi çok önemli. Çünkü gevşeyebiliyoruz. Yani işler derleyip toparlanma dönemine gittiği zaman o hedeflerden feragat etmek bir dönem tercih edilebilecek bir şey olabiliyor. Konjonktürde müsaitse o yoldan çıkmak gibi bir şey o dönem kullanılabilir bir şey olur. Ama burada gevşememe mesajı var. Çok ciddi bu. Politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Zayıflıklarımızı güçlendirecek
Aynı zamanda bu zayıflıklarımızı güçlendirme adımları atarken güçlü bir motivasyonla devam edeceğiz. Kitlenilmiş hedefe, onu görüyorum. Hedefe kitlenilmiş burada yani. Yeni bir başarı hikayesi yazma amacı var, hedefi var. Ben bunu gördüm yani bu, bütün bu açıklamalarda. Ve Sayın Albayrak'ın dediğine göre Türkiye yeni bir ekonomik başarı hikayesi yazmaya başlamıştır. Başladık mı gerçekten? Yoksa rakamları gördüğümüz anda mı? Hani ikna olmadı diyorsunuz ya özellikle yabancı yatırımcılar. Bu ikna olma meselesinde acaba ekonominin bütün yönetiminden, siyasetten gelen mesajların hepsinin fiyatlamaya, makroekonomik rakamlara dokunduğu yerde mi tetikleyici olacak? Yani herhalde ilk gelen veriler önümüzdeki birkaç ay içerisinde onlar yani şöyledir. Bir yanda belli kriterleri vardır mesela yatırımcı açısından. İster bireysel olsun, ister kurumsal olsun. O rakamların gelişini gördüğü anda yani o pozisyonunu almaya başlar. Bunlar biraz daha tabii yani sermaye piyasaları ya da yatırım amaçlı söylenebilir ama şuna ben katılıyorum. Şimdi Sayın Albayrak'ın açıklamaları doğru. Yani 1,5 aydır da biz dediğimizi yapıyoruz. Hani öyle söyleyelim. Ama şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani bizim önümüzde çok kolay bir dönem yok. Evet. Yani biz hata da demeyelim ama bir rehavet, bir işte düşüncemizden yana dönüş veya farklı bir şekilde bu dönemi atlatır mıyız gibi bir düşünceyle veya bir yaklaşımla devam edeceğimiz bir zaman dilimi önümüzde olacağını ben düşünmüyorum. Ekonomi yönetimi kolaycılığa kaçmadı, zoru seçti. Doğru. Yani ve bu şöyle söyleyeyim. Şimdi biz birçok beklentimizi açıkladık farklı programlarda. Tonguç Bey çok özür diliyorum. İçeriden arkadaşlar uyarı veriyorlar. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Peki. Saat başında kaldığımız yerden devam edelim. Zor bir soru sordum, oradan devam edeceğiz. Sizde kaldık, yarım bıraktık sözünüzü. Buyurun. Estağfurullah. Şimdi yani demek istediğim özellikle son bir... Ekonomi Masası'ndan tekrar merhaba. Birinci bölümde Türkiye gündemini konuşuyorduk. Sizde kaldık, yarım bıraktık sözünüzü. Buyurun. Yok, estağfurullah. Şimdi yani demek istediğim özellikle son 1,5 ayda yaptığımız adımlar sonrası hala doğru bir enerjiyle devam ediyoruz. Ama sonuç olarak bizim çok hata yapma veya farklı bir şekilde bir gevşemeye şu an için müsait bir durumumuz yok. Yani bu yalnız Türkiye için değil, dünyada gerçekleşen değişim içerisinde bunu söyleyebilirim. Onun ek olarak da şöyle bir şey düşünüyorum. Doğru yaptıkça ve biraz tabii o yeni ekonomik program, enflasyonla mücadele, bunlar hep biraz orta vadeli belki veri akışıyla gün yüzüne çıkacak. Oradaki başarımız biraz daha zamanla olacak. Bu veriler bizim tahmin ettiğimize yakın ve başarının da geldiğini gördüğümüz zaman biraz daha işimiz kolaylaşacak diye düşünüyorum. O açıdan tüm bu açıklamaların tabii ki sözlü olarak da bu enerjiyi devam ettirmemiz lazım ama gerçekleşmesi bence katkısı, fiyatlar üzerine etkisi, piyasalar üzerine etkisi daha çok bir pozitifliği gösterebilir gibi gözüküyor şu an için. Bunun da zamanla gerçekleşeceğini görüyorum. Zaten çok kolay bir dönem geçirmedikten sonra böyle her şeyinde bir anda güllük gülistanlık olmasını beklemek doğru olmaz ama doğru adımları atarsak evet bir ekonomik başarı hikayesi de buradan çıkabilir. Neden olmasın? Yani bir Güney Kore, bir Hindistan bir günde politikalarını değiştirerek hemen dünya içerisinde farklı bir yere bürünmedi. Biz de belki bu geçirdiğimiz dönem içerisinde doğru iletişimi, doğru yaklaşım ve adımları atarsak biraz daha orta vadeli olsa da bir ekonomik başarı hikayesi gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Bu gevşememe, yolda ilerlerken patikadan sapmama mesajı değerli bir mesaj. Zayıflıkları güçlendirme motivasyonu da çok güçlü bir
destekleyelim. Ve bu şu ana kadar ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlere, uygulamaya koymaya düşündüğü programa vesaire, ekonomi yönetiminin haricinde yani iş dünyasından da güçlü destekler var. Yani katılım, hani şey diyorduk ya, mesela ülkenin sorunlarını çözerken bu sorunları sadece bir programla ortaya koyup çözmek mümkün değil. Buraya katılımın olması gerçekleşiyor. Bu enflasyonla mücadele için de geçerli. Orada siz hedefe gitmek için ilk önce enflasyon beklentisini kırmanız gerekiyor. Buna bu toplumun, herkesin inanması gerekiyor. Bu mesajın da geleceği yer ilk önce otorite, yani merkezi otorite, işte ekonomi yönetimi. Bu mesajlar geliyor, gelmeye devam ediyor. Siz bu genel çerçevede son Türkiye değerlendirsin, size bırakalım belki, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, en önemli cümle zayıf noktalarını görmek. Biz zayıf noktaları daha önce görüyor muyduk? Görsek bile dile getiriyor muyduk? Veyahut bir açıklamasında ne var senin okuduğunda, zayıf noktalarımızı görüyoruz. Demek ki burada normal dediğimiz şeyler artık normal değil. Dolaylı olarak yapısal reformla biz bunu evireceğiz. Evirirken de yoldan sapmayacağız. Artık yeni konjonktür bunu gerektiriyor. Ara konjonktür değil bu. Normalliğe düzenleyeceğiz. Buna en güzel örnek nedir? Hal yasası üzerinden gidebiliriz mesela enflasyonla, evet, mücadele şeyinde. Evet. Bu ay göreceğiz. Yıllardan beri hal derken, tamam onu yapacağız. Bazı eksiklikleri var mı? Bana göre bazı eksiklikleri var, hala var. Ama fark etmiyor. O yolda adım atıyorsun. Senin dediğin gibi katılım ve birlikler devreye girdiği sürece düzenlemelerle daha da iyileştirilecektir. Sonuçta çerçeve anlaşması üzerinden, evet, gidiyoruz. O çerçeveyi aşağıya doldurmak önemli. Para girişi tarafına bakarsan, yatırımcının güveni kısmına bakarsan, ya da daha doğrusu senin tabirinle bir yeni ekonomi başarısı yazabilir miyiz tarafına girdiğimizde, yani net olan tek şey tabelaya bakmak gerekiyor. O tabelayı da biz nereden göreceğiz? İlk önce otomotiv distribütörlerinden göreceğiz. Her ay açıklıyorlar. Beyaz eşyadan göreceğiz. İç talepte bir canlanma var mı? Otomotiv tarafı hem iç talebi gösterecek bize, hem dış talebi gösterecek. Dış talepte bir sorun olmadığı açıklandı, görüldü. Enerji kullanımına bakacağız. Evet. Yani sanayi çarkı dönüyorsa o enerji kullanımının artması gerekiyor. Onu göreceğiz. Enflasyonda da mesela bugünkü veriler sonrasında Ekim ayı enflasyonu beklentiden düşük geldiği takdirde, orada da bir olumlu yönde bak, adım gerçekleşti. Demek ki önümüzdeki ayda düşer. Zaten diğer taraftan da bu hamleleri yapıyorlar. Sıkıntılı evreyi geçirebilir bunlar rahat bir şekilde diye sana tekrardan bir başarı hikayesi yazılabilir. Ama burada ana hikaye, bizim başarı noktamıza baktığımızda çapı olarak Avrupa Birliği vardı. Şimdi Avrupa Birliği'ni çapı olarak tekrardan koyarsak, işte sana nottan dolayı para aktaramıyorum diyen fonlar, ya Avrupa Birliği'yle bunlar hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Çünkü o safra çok önemli. Mesela o yüzden hep şey diyorum ben, ya iki hafta önceki Almanya ziyareti Sayın Cumhurbaşkanı'nın son derece önemliydi. Onun etkilerini yıl sonuna kadar görmemiz gerekiyor. Yani o ziyarette ne sadece siyasi manevralar mı konuşuyor, yoksa ticaret üzerine mi? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın oraya giderken söylediği bir laf vardı. Enerji üzerine siz çok ineridesiniz. Şu enerji yatırımlarını bizim tarafa da kaydırın. Know-how kısmını da bize öğretin. İki taraf beraber şey yapsın, bu işten karlı çıksın diye enerji politikanı çeşitlendirmeye başlıyorsun. Şimdi zaten biz ne diyoruz? İşte konuştuğumuz ne? İran'a yaptırım gelirse işte onun yerine nereden koyacağız? Suudilerden mi koyacağız? İşte o da biraz zor. Ruslardan mı çoğaltacağız? Yok, Azeri petrolünü mü buraya transfer edeceğiz? Çeşitlendirme yapman gerekiyor. Berat Bey önceki döneminde bu çeşitlendirme üzerine gitmişti. Şimdi kısma bakarsan daha da çeşitlendirme. Ne kadar çeşitlendirirsek çevremizdeki ülkelerle başka ülkelerin sorunları olduğunda biz o işten yara almadan çıkabiliriz. Deriz ki depolama alanı mesela çok göz ardı ettiğimiz bir şeydir o. Depolama alanı. Depoladığın takdirde geçici süre mesela ne diyoruz? FED tarafına baktığında da Çin'le bu sıkıntılar 2019'un ortasından sonra kalmayabilir. Projeksiyonu ona göre gidiyor ve diyor ki ya arkadaş, önceki başkanlar gibi biz sizin imdadınıza hemen yetişmeyeceğiz. Çünkü benim ekonomim güzel. O mali tablolarıma yansırsa, şirketlerimin karlılıklarına olumsuz yansırsa bir çaba yaparım. Onu diyor ki 2019'un ortasından sonra yaparım. Bu konjonktürde ben o döneme kadar bu zayıf noktalarımı gidermek üzerine çabaları harcar, onun sonuçlarını görürsem son derece başarılı bir hikayesi yaratırım buradan. Çünkü diyorum ya, önemli olan zayıf olduğunu kabul edip o sorunun ne olduğunu bilirsen ve ona odaklanırsan güçlü kılırsın. Diğer türlü ben orada da işte konjonktürel bir dalgalanma var değil. Mesela bunu otomotiv sektöründe yaptık.
2008'den sonra dedik ki Avrupa Birliği krizi olduğunda da ya oraya satamıyorsak o zaman çeşitlendirelim. Afrika mesela. 1,5 yıl boyunca çeşitlendirme yaptılar. Ondan sonraki tempoda oraya satışlar düşse bile orası kompanse etti. E bu da aynı şekilde bir anda çıkmayacaktır ama tabelaya yansıması da 2019'da olacaktır. Yani onu da enflasyon bu sene yansır. Ama diğer verilere baktığımızda zaten bugün Otomotiv Distribütör Derneği Başkanı da aynısını söyledi. Evet. Bu bir daralma daha devam edecek. 2019'da dengelenmeyle beraber rahat olacaksın. Yani şu an o da ana etmen de kredi faizlerinin düşmesi. Evet. Enflasyonun düşerse o kredi faizlerinin de otomatikman düşecek. Ve enflasyon düştüğünü şu anda görüyor musun? Hayır, daha görmüşsün, açıklanmadı çünkü. Evet. Kredi faizleri de bir miktar aşağıya geldiğinde sen talepte bulunacaksın. O zaman şey demeyeceğiz ya biz ihtiyaç kredisi almaya gidiyoruz ama %45 bileşik faizle karşılaşıyoruz. Yani o ihtiyacı %50 ile nasıl ben karşılayacağım? Ne oluyor? Geri adım atıyorum. Araba tarafına gidiyorum. %45'ten aşağı gene yıllık maliyeti yok. Geri adım atıyorum. Konut tarafına girdiğimde 0.98 kampanyası var bazı yerlerde. Ama konutun total değeri çok yüksek. Ana ödemeye geldiğinde ortalama 6.000-7.000 lira çıkıyor diyorsun ki o da A Plus'a hükmediyor diyorsun. Yani A Plus da parasını mevduat tarafında tutuyor ya da dövizde tutuyor. Eğer enflasyonu ilk etapta sen indirirsen aşağıya ki o eylem planında 2 aylık. Şimdi insanlar ilk etapta ya bu enflasyon sepetine yönelik bir hamle diye düşündü ama tabelaya yansıyan her şey sana yansır. Yani dolayısıyla kalem kalem sana verdi. 447 kalemde ben indirim istiyorum dedi ve onları yaptılar. Yapmaya da devam edecekler. O marjları var. Şimdi iş biraz da kamu tarafına dönmeye başladı. Çünkü bu sefer de şeye döndü. Ya bu doğalgaz ve elektrik faturalarındaki artış da kur buradayken faturam buna geliyordu kilowatt saat olarak. Şimdi buna geldi. Ne oluyor? Düşüşü görüyorsun, talebin oluyor. Enflasyon düşüşü gördüğünü dersin ki ya 25 faiz artık yok arkadaş. 22 veriyorum. 22 faiz yok diyeceksin. 17 veriyorum. O zaman benim 45'e aldığım şu anda 40 ortalama 45 olan ihtiyaç kredisi de otomatikman 30'lara daha aşağılara gelecek. Banka da bu sefer vermek isteyecek. Bu 45 aslında vermek istemiyorumdur. Evet. Hikaye yaratırsan sistemi canlandırırsın. Sistemde öyle bir nokta yok. Sadece sistem şu anda YEP'in söylediği gibi dengelenmeyi bekliyor. Ne diyoruz? Kurda da işte 5.50 70 bandı dengelenmedir. Çünkü dış konjonktür daha altına sana müsaade etmeyecek. Görünen köy kılavuzu istemiyor şu kompozisyonda. Ama sen buraya bir Avrupa Birliği çıkmasını koyarsan mesela o yüzden önemli Amerika ile ilişkiler normale dönüyor diye iki tarafta inmeye başladı. Bir tarafta yükselmeye başladı. Yanına çip Avrupa Birliği'ni koyduğumuzda o zaman deriz ki yeni dengelenme 5 bandında. Yani ben 5'in altını konuşabilir miyim? Konuşurum. Niye konuşmayayım? Çünkü ben iki tane yatırım yapılabilir notu Avrupa Birliği çıpasıyla aldım. O çıpada dediler ki bak bu konjonktüre göre böyle yapacağız, buna göre böyle yapacağız. Ben yasalarımı devam ettirdim. İlişkilerimiz donmuş olsa bile başarı hikayesini böyle yaratabilirsin. Yani Avrupa Birliği'ne girer miyiz kısmında ben kendi adıma göreceğimi zannetmiyoruz diye düşünüyorum ama fark etmez. Sen o yönde, ileri yönde adımları atmaya devam et. Konjonktüre hazır ol. Ve hazır olduğun takdirde de ya benim konjonktürüm içteki şeyler sana uymuyor deme. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı söylediği gibi küresel ticaret yavaşlamaması gerekiyor ve korumacılık ya benim gibi ülkeler için korumacılık son derece kötü bir şey. Yani kendi malımı ben dışarıdan ithal ediyorum. Burada işliyorum sonra satıyorum sana geriye. Şimdi sana geriye satmayacaksan ben o malı alıp niye işleyeceğim? Yani ben ihracatla büyümek istiyorum. Kompozisyonumu ona çevirmek istiyorum. Dolayısıyla bana şeyle gelmeyecekler. Ya sizin vergi yasanızda şu var. Sizin yatırım şeyinizde bu var. Onların hepsi bürokrasinin azalmasıyla onu yapacaksın. Hala yapmaya çalışıyoruz. Yani yıllardan beri bunu azaltmaya çalışıyoruz. Rekabetçilik endeksi açıklandı. Orada benim yukarıda olmam gerekiyor. Aşağıda değil. O yönde adım atacaksın. Bunlarda da illa Avrupa Birliği olması gerekmiyor. O adımları biz atarsak çıpaları koyduktan sonra rahat bir şekilde yoluna devam edersin. Yaptık bunları yani yapmadığımız şeyler değil. Değil. Tabii şimdi makroekonomik rakamlarda ekonominin genelinde bir dengelenme, normalleşme önemli. Ama Batı ile olan ilişkilerde normalleşme de önemli. Etkisini çok net bir şekilde fiyatlamalarda görüyoruz. Görüyoruz. Yine bu ilişkiler tabanında da hem Başkan Erdoğan'dan hem Bakan Albayrak'tan ortak bir mesaj var. Bizim modelimiz kazan kazan üzerine. Bu Afrika ile olan ilişkilerde de aynı. Doğu ile olan ilişkiler de aynı. Burada bir farklılık da net bir şekilde ortaya konuyor.
Şimdi Türkiye konuşacak çok şey var ama dışarıdan da konuşmamız gereken başlıklar var. Normalleştiği için eleştirilen bir Merkez Bankası var. Fed, Trump benim için en büyük risk, en büyük tehdit Fed'dir diyor. Dün akşam itibariyle en son faiz arttırılan toplantının tutanakları açıklandı. Çok büyük bir sürpriz yok ama netice itibariyle faiz arttırmaya devam etmeyi kararlılığında olan bir Merkez Bankası var. Bu da otomatik olarak doların değer kaybetmesi çok zordur algısını ortaya çıkartıyor. Bu gelişmenin piyasalara, işte ABD borsalarına etkisini dün akşam itibariyle gördük ama neticede bütün dünyada bir eski normale dönme çabası var. Eski normalden kasıt 2008 krizinden önceki döneme. 2008 kriziyle birlikte Merkez Bankası'nın attığı kararlar, aldığı önlemler vesaire anormaldi. Anormalden normale geçme çabası var. Eski normale geçmek için de belki 2020 vesaire beklenecek. Şimdi dün akşamki tutanaklardan başlayayım ben. Ne görüyorsunuz? Çünkü o dot plot dedikleri FED üyelerinin gelecekteki faiz beklentileri düşük değil. 2019 için 3.12 beklentisi var. 2020-21'de de işte 3.12-3.17 aralığında bir faiz beklentisi var. Yani FED faizi yüksek tutacak algısı var. Bu ABD ekonomisi için ne anlama geliyor? Gelişen ülkeler için, Türkiye için ne anlama geliyor? Onu sorayım size. Şimdi öncelikle bu nokta grafikler tarafı, nasıl bizde işte yıl sonu enflasyon beklentisi, kur beklentisi, böyle anketler yapıyoruz. Şimdi oradaki her üyenin de görüşü şu an için tabii böyle her toplantıda net bir şekilde değişmese de zamanla değişebilecek görüşler. Yani şu an tabii ki diyorlar ki en son baktığımda da Aralık toplantısında %75-80 arası bir beklenti vardı. Seneye de 3 tane faiz arttıracağız. Bizim ekonomimiz şu an hem istihdam tarafında hem büyüme tarafında aslında iyi bir rotada. Hedeflerimizi enflasyon tarafında aşağı yukarı tuttu. Bundan sonra da kademeli faiz artışına devam edeceğiz. Ama ekonomik aktivite ve işte dünyadaki bazı değişimlerin de farkındayız veya takip etmeye devam edeceğiz. Bunlara göre de biz kararlarımızı ya da faiz beklentimizi şekillendireceğiz. Bunlar hepsi iyi güzel ama ben açıkçası Amerika tarafında yani bu son uygulanan ki bir türlü de gelmeyen, hani o saatlik kazançlar dedik, işte talep tarafı dedik, enflasyonun yaratılması dedik. Bu beklentilerin hepsi aslında şekillendi. Şimdi Amerika buradan farklı bir boyuta geçiyor. Yani biraz daha o korumacılık dediğimiz şeye, biraz daha kendi ülkesinin, işte Başkan Trump'ın ifadesiyle tekrar o büyük Amerika'ya dönüşme hayaliyle sermayenin ve üretimin Amerika'ya doğru çekilmesi ve biraz daha önce çalıştığı dışarıdaki ülkelere de biraz daha ticaret tarafında zorluk çıkararak ya da kendi payını biraz daha arttırarak, negatif tarafını eksilterek bir büyük Amerika hayali var. Şimdi tam bu aşamada bilanço küçültme, faiz artışı, Amerika'nın geldiği ekonomik veriler açısından bir, ben açıkçası bir doymuşluk sendromu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu 6 Kasım seçimini biraz belki fazla önemsiyorum ben ama burada bir politika değişikliği süreci olabilir. Bunun aynı başkanlık seçiminde Clinton-Trump beklentisinin nasıl tersine bir anda döndüğünü gördüğümüz gibi burada da Senato Temsilciler Meclisi'nin değişiminde pozitif beklentinin negatife, negatif beklentinin pozitife döndüğünü görebiliriz. Onun için önümüzdeki 20 gün önemli. Büyük ihtimal Amerika'daki borsalardaki satışlar, tahvil faizlerinin işte 10 yıllıkların hala 3-15'ler civarında seyretmesi, zaman zaman resesyonla ilgili Amerika'nın işte acaba olur mu beklentisinin yaratılması çeşitli raporlarda. Bence bu dönüşümün ya da farklı bir etaba Amerika'nın ekonomik tarafta ve siyasi açıdan girdiğinin bir göstergesi diye görüyorum. O açıdan önümüzdeki 2 ay içerisinde Fed başkanlarının veya Fed üyelerinin görüşleri, Fed'in genel politika beklentisinde değişebileceği bir süreç olabilir. Daha güçlü bir faiz artışıyla gelebilir veya bütün bu beklentisi içerisinde tekrardan bu ekonomik aktiviteyi değerlendirmek zorunda kalabilirler. Bundan ne demek istiyorum özetle? Bu gelişimin belli bir doyum noktasına ulaştığı önümüzdeki birkaç ay içerisinde biraz da ortaya çıkar
ve siyasi açıdan bir değişim olursa Amerika'da, bu sefer bütün bu işte bilanço küçültmedir, faiz artıştır, bu döngünün başka taraflara doğru evrilme durumu söz konusu olabilir. Onun için 6 Kasım'ı ben önemsiyorum. Yani buradan çok enteresan bir şey çıkacak beklentisinde değil ama dengelerin değişebileceği bir durum. Bu açıdan da yani tutanaklar aslında zaten o toplantı sonrası açıklanan işte 3 hafta geçiyor. O toplantıda konuşulan şeyleri Powell zaten çok detaylı anlattı. Yani tutanaklarda da o anki durum içerisinde yani çarşamba akşamı baktığımızda piyasalarda çok bir haber akışı yoktu. İşte biraz daha şahin açıklamalar içerisinde hala toplantıdaki gibi devam ediyor diye dolarda da o güçlenme devam etti. Ama aynı şekilde faiz tarafında bu döngüyü ben göremiyorum uzun tarafta özellikle. Bu nedenle de biraz sanki doymuş bir ekonomiye doğru gidiyor. En azından kısa vade için gibi düşünüyorum. O açıdan da FED hep böyle faiz yükseltecek ve bunun gelişmekte olan ülkelere etkisinden ziyade olası değişimlerde dünyanın tepkisi nasıl olur, biz ne yapmalıyız, biraz onlara bakmak lazım diye düşünüyorum. Ve her ülkede kendini zaten bu faiz artış sürecini hazırlamıştı bir açıdan. Nitekim son faiz artışında veya işte Aralık'ta bir tane daha olursa böyle çok dalgalanmaları artık piyasa içerisinde görmüyoruz. Ama bu ticaret savaşlarından Amerika'ya çıkacak pay açısından da o dolara ve tahvile zaman zaman Amerikan tahvillerine yöneliş devam edebiliyor. Ama şu anda da o tarafta da bir doygunluğun sinyalleri var gibi geliyor bana. Bu açıdan önümüzdeki 20 günü veya işte 6 Kasım beklemek lazım. Buradan sonra da o hem Fed üyeleri tarafında hem faiz beklentisi tarafında hem Amerika'nın o ekonomik gidişatı açısından belki yeniden bir yol haritasıyla dünyadaki Merkez Bankası başkanları veya Merkez Bankası yönetimi ve ekonomik konjonktür yeniden şekillenebilir diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar, biraz üstü kapalı gibi anlattım ama ben açtıracağım yani, onu birazdan size. Onu baki herhalde oradan devam edebilir gibi geliyor bana. Konuda. Arkadaşlar arkada ekrana ABD'nin 10 yıllık taviz faizini verirken resesyon ihtimali çok fazla bir ihtimal olarak var, konuşuluyor dediniz. Oradan devam edeceğim yani ben de. Dile getirilmesi bu aşamada enteresan. Bunu Powell başlattı. Yani resesyon yoktur deme ihtiyacını hissetti. Biz de dedik ki neden acaba bugün böyle bir açıklama yapmak zorunda kalıyor? Çünkü Fed'in genel olarak gibi görüşü şu ki ABD ekonomisinde işler yolunda. İşsizlik akımında doğal işsizlik dediğimiz rakamların altında 3.7'lik bir işsizlik akımı var. Böyle bir işsizlik akımını görmeyeli çok uzun oldu. Yani 2009'da 2008 krizinden sonra %10'luk işsizlik rakamlarını görmüştü ABD ekonomisi. Şu anda %4'ün altında bir işsizlik var. Enflasyonda her ne kadar Trump bakın işte enflasyon düşüyor. %2.7'den 2.3'e düştü faiz arttırmayın dese de enflasyonda bir kıpırdanma var. Hele bir de Trump bu korumacı tedbirleri uygulamaya devam ederse Çin üzerinden ABD'nin enflasyon ithal etme riski var. O da ayrı bir hikaye. Doğru. Büyümede de gayet güzel bir büyümesi var, 3.2 büyüme var. Bir doygunluk mesajı ya da sorgulanması geliyor. Bugün ABD içinden bir uyarı notu geldi JP Morgan'dan. JP Morgan diyor ki 3 yıl içerisinde ABD ekonomisinin durgunluğa girme ihtimali %80. Şimdi Fed'in durduğu nokta ABD içerisinden gelen yatırım kurumlarından veya genel çerçevede acaba ABD ekonomisi resesyona giriyor mu mesajı ve Trump'ın bu duruşa karşılık itirazı ya da eleştirisi ya da gördüğü tehdit. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz Barkın? Şöyle başlayalım. Trump seçilme aşamasında ne diyordu? Ben güçlü dolar istiyorum. Dolar endeksi 95'te. Güçlü bir dolar yok ortada. Hala aynı. 6 tane de faiz artışı geldi mi Trump döneminde? Evet. Geldi. Ona rağmen 95'tesin. Ya senin tek derdin Çin. Çin ticari savaşları. Başka bir şey yok burada. JP Morgan raporunda da aynı şey var. Çin'le ticaret savaşı devam ederse küresel bir durgunluğa geliriz. Sen de girersin bunun içerisine diyor. Zaten Fed'in projeksiyonu da önceki toplantı sunaklarında da vardı. 2019 ortasında Amerika'da şu anda uygulanan teşvik paketleri bitecek. Dolayısıyla Çin'le bu kadar sert bir ticaret savaşı içerisine girmeyeceksin. Emtia fiyatlarını zıplatmayacaksın. Varsayımı üzerine gidiyor onlar da. Powell'ın dünkü önceki günkü açıklamasında da o var zaten. Yani borsalardaki satışlarda yani bir balon yok orada diyor. Dolayısıyla bunlar olacak. Ya bizden de öyle hemen iki noktada
şey yapın anlamında beklemeyin diyor. Ya geri adım atacağız diye bir olan yok ve 3 üzerinde kaç bizim için makul olurdur? Onu tartışmışlar. Yani biraz önce sen dedin ya 3.12, 3.17, 3 üzerinde kaç makul olur? Yani 3'ün altında kaç makul olur üzerinde gitmiyorlar. Rahat bir şekilde 3'ü ben vuracağım, geçeceğim. E burada kaç olur? Mesela kendi Atlanta Fed'in olması lazım zaten. Bir çalışması vardı. Diyor ki Amerikan 10 yıllıklar 3.40'a geldiği zaman bir gözden geçirme yapılır. 3.40'a kadar diyor ekonomiye doğru düzgün bir etkisi yok. E biraz önce sen rakamlarla söyledin. Bundan 2 sene önce Amerika'nın doğal işsizlik oranı %5.5'tü. Sonra 5'e çekildi. Şimdi 4'ün altındasın. Ya doğal işsizlik oranı senin sürekli mi değişiyor? Yani baktığımızda bize ne diyoruz? Türkiye'nin doğal büyüme oranı 5 civarında mondunda olması gerekir. E şimdi aşağıya geldi, bak altında büyüdük. Adamlar aşağıya çekiyor sürekli. E şimdi diğer taraftan bakıyorsun. Şirket karlılıklarında bu ticaret savaşlarının bir etkisi var mı? Avrupa Birliği tarafıyla bir savaş içerisine giriyordu. Hemen geri bastı oradan. Dedi ki işte otomotiv sektörü üzerinde yumuşadılar. Kapattılar hemen konuyu. Dediler ki bu öyle bir nokta değil. Çin üzerinden şimdi Amerikan endekslerindeki satışa başlama noktasına bakıyorsun. Çin teknoloji sektörü üzerinden gidiyor. Türkiye'de de bir tane ortakları var. O da bizim borsada ilk darbeyi o yedi. Yani sanki oradan şey yapıyormuş gibi. E şimdi sen teknoloji savaşlarında etap etap ileri gidip en son işte bir ay önceydi galiba bir tane firmayı çip üzerinden casus teknoloji hırsızlığı yapmak üzerine moduna getiriyorsun. Şimdi e-ticaret üzerinden de bir baskı kurmaya çalışıyorsun. Onunla da bir hazırlıklarım var. E bu konjonktürde sana da derler ki ya sen bu savaşı devam ettirirsen bu tarafta senin dediğin gibi emtia fiyatlarının artmasından dolayı tamam işsizlik diyorum saatlik ücretlerde artış var ama bunu yatırım yapma safhasına değil tutma safhasına koyarlarsa durup dururken sen benim ülkemi resesyona sokarsın. Yani böyle bir şey yapması gerekiyor, uyarı yapması gerekiyor da onların yaptığı o uyarı. Kendi açıma söyleyeyim, yani mesela bu şeylerde Amerika tarafındaki satışlar da ondan değil, tamamen Çin üzerinden gidiyor. Ticaret savaşını sen arttırarak devam ettirebilecek misin? 6 Kasım seçimleri yerine, ya ben şundan 2 gün önce hatta 3 gün öncesine kadar 6 Kasım seçimleri önemliydi. Bana göre önem derecesi düştü çünkü 2 gün önce 2020 kampanyasını başlattım. Ya o kadar rahat bir şekilde gidiyor ki. Ya o yüzden kendi kendine Amerikalı tarihinin en başarılı başkanı benim diyor. Rakamlara baktığında gerçekten de o. Belki o bundan nemalandı. Önceki başkanlara ait de fark etmiyor işte. Amerikan halkına diyecek ki bak enflasyon kaçtı nerede oldu? Para biriktiriyorsunuz. İşsizlik derdiniz var mı yok? Hesapta bütün dünyadaki ülkelerde neredeyse kavgalıyım ama ticaret savaşında ben kazanıyorum. Örnek de diyecek ki bakın Kanada'nın mandıra safhasına giriyorsunuz. Ey çiftçilerimiz size diyor pazar açtım. O tarafı da şey kurtarıyor. Baktığında Meksika olayını unutmuştuk. Bugün itibariyle onu da açmış. Duvar örme yerine bu insan kaçakçılığı ve kokain kaçakçılığı kısmına müdahale etmezseniz orduyu yiyeceğim oraya evet diyor sınıra. Duvardan vazgeçti ordu tarafına koydu askeri tedbir. Şimdi neredeyse bütün ikili savaşlarında kazandı. Ticari savaşlarında. İstediğini kotardı rahat bir şekilde. Çin konusunda bir türlü anlaşamıyorlar. Çin de onları ufaktan ufaktan tahvil pozisyonlarını azaltarak cevap veriyor. Yani baktığında hala en yüksek onlar ama 6 aylık periyotta Çinliler azaltıyor. Diğer tarafa bakıyorsun. Yuan'ı rezerv para yapma yönünde bir çabalar hızlıca devam ediyor ve baktığında 1.8'lik bir Yuan saklamaya başladı insanlar. E şimdi sen bunu körüklemeye devam edersen ben tüketimi keserim normal süreç olarak. Ve Amerikan halkı çok çabuk tüketimi kesiyor yani. Bizim Avrupa menşeli değil onlar. E şimdi öyle bir durumda da birçok şeyi kaybedersin. Trump'a uyarı bu ama dediğim gibi bakmak gereken bana göre tek nokta güçlü dolar isteyen bir Trump vardı. Hala dolar endeksi 95'te yani nerede güçlü? Ne zaman güçlü olur? Sen ticaret savaşını durdurduğun anda deriz ki bak Avrupa'da Brexit sorunu var, İtalya sorunu var, Çin'de yeterli büyüyememe sorunu var, bankacılık sektöründen sıkıntı var. Japonya zaten saymıyorsun, onda hep sorun vardı. Dolayısıyla tek tabanca sensin. Bu dolar endeksinin zıpladığını görürüz. Şimdi sen bunu bilmiyor musun? Danışmanların sana söylemiyor mu? %100 söylüyordur. Burada da ne var? Karşılıklı dövüş var. Çin tarafından ne kadar koparabilirsem, onların teknoloji lideri olmasını ne kadar engelleyebilirsem engelleyeceğim diyor. Allah'tan Çin de buna
paldır küldür şeyleri, Amerikan tahvilleri satarak cevap vermiyor. O da diyor ki emtiaya emtia, kısası kısas sana yaparım, o şekilde gideriz diye bakıyorlar. Bana göre sadece oradaki hikaye Çin, başka bir Fed'i tedirgin edecek bir hikaye yok orada. Şimdi Baki Atıl'a bu kadar Çin dediği için Çin'den yok, Çin'den devam edeceğim. ABD borsalarını soracaktım ama Baki Atıl'a ABD borsalarındaki düşüşün sebebi Çin'den kaynaklanıyor diyor. Çin borsasında ne olmuş onun özetini vereyim arkadaşlar, grafiğini de verirler arkaya. Şangay Kompozit Endeks yılbaşından bu yana yaklaşık %25 oranında düşmüş. Şu anda bulunan seviye Mart 2016 seviyesinde. Bu ay %12 düşmüş, sadece bu ay. Bu haftanın düşüşü şu ana kadar, yani hafta başından bugüne kadar %4.6'lık bir değer kaybı var. Ne oluyor? Yani Çin borsasındaki bu düşüş başlatılan ticaret savaşın etkisi mi? Ya da yoksa işte yarın büyüme rakamı gelecek, sanayi üretim rakamı gelecek Çin'den. Çin ekonomisinde yavaşlamaya dair bir güçlü bir sinyal mi alacak ki piyasa, ya da başka bir endişe kaynağı mı var? Bu borsa tarafında sert satışlar var. Şimdi bir ülkenin borsasına oradaki şirketlere yatırım yaparken bir karlılık getiri, böyle bir beklentiniz olur. Şimdi Çin tarafında Baki'nin söylediği gibi eğer bu ticaret savaşlarından, yani eğer demeyelim, gözle de görülen bir şey, oradaki şirketler etkilenecekse yatırımcı bazında düşündüğünüzde, yani borsada satış gelmesi, ki 3000 seviyelerinin de altında kalmaya devam eden bir borsa üzerinden satışların gelmesi de bence çok normal gibi gözüküyor. Yani orada tabii ticari olarak şirket bazlı bir yavaşlama olacağı beklentisi var. Yani orada ihracat tarafında işte eski getirilerin olmayacağı, bu da belki sermaye tarafında işte gelirlere yansıyacak. Yeteri kadar burada benim olmam gerekmiyor diyerek o ülkeden çıkış yapan bir sermaye vardır, doğru. Bir de yani doğal olarak bu gerçekleşirse ülke büyümesi de, zaten son zamanda bakıyoruz neredeyse işte 6.6-6.7'ye sabitlenmiş. O eski onların üzerinde Çin büyümelerinde uzun zamandır olmadığı ve eski popüler havasını da o uzak doğu piyasasında kaybetmiş bir Çin gözüküyor. Yani doğal olarak burada oradaki şirketlere bir satış gelmesi borsa tarafında da yani stres haricinde bir de böyle mantıksal açıdan baktığınızda da doğal. Bir de tabii ki Amerika ile bu süreç devam ediyor. Büyüme hacim olarak da biraz daha gerçekleşme imkanı var. O durumda da yani tekrardan tepki vermesi biraz daha zor gibi gözüküyor açıkçası. Şimdi yarın Türkiye saatiyle saat 5 gibi sabah saatlerinde açıklanacak Çin büyüme rakamı, ama o beklentilerde de çok ciddi bir düşüş de görmüyorum ben. 6.7'den 6.6'ya düşecek. Yani bir puan, evet. Şimdi madem büyümede bir yavaşlama beklentisi var ama dramatik bir düşüş beklentisi yok. Büyümede çok dramatik bir düşüş beklentisi yoksa şirket karlılıklarını vuracak bir ciddi darbe de otomatik olarak olmayacak düşüncesini getiriyor bana. Ama endekse bakıyorum. Ocak 2018'de 3300 seviyesinde, bugün 2500'ün altında. %25'lik bir düşüş. Yani biz Türkiye'deki BIST'teki düşüşü %26, o çok fena düşüş falan filan diyoruz ya, yani Çin'de de, devasa Çin'de de tek sorun büyüme mi, yoksa başka bir sorun mu var? Yani ısrarla oraya vuruyorum abi, başka bir sorun olabilir mi? Çünkü eğer burada bir sorun varsa, bu sorun dönüp dolaşıp her tarafı sarabilecek bir sorun. Ya şöyle düşünün, şimdi Çin zaten bundan 2-3 yıl önceye kadar o pazar payını, bir kısım pazar payını zaten etrafındaki komşu bazı ülkelere kaptırmıştı. Üstüne bir de Trump'ın seçilip gelip ticaret savaşı tarafında Baki'nin söylediği gibi Çin'i hedef alması ve neredeyse toplam ticaret hacmi içerisinde şu an aşağı yukarı yarısı gibi gözüküyor ama tamamına bir kote uygulamaya çalışması diyelim, ya da vergisel bazı düzenlemelere gitmesi. Yani şimdi endeks ne olursa olsun ülkenin büyümesi, bir de ileriye bir satın alma mantığı vardır her zaman. Yani evet, tamam, yarın belki 6.7 de açıklanabilir büyüme, çok önemli değil, ama yani ileriye dönük yatırımcılar baktığında ya böyle bir projeksiyon içerisindeki ülke varlıklarına ben yatırım yapıyorum. Yani ister 2500 olsun, 2500'den de satış gelir. 2000'e de düşse belki endeks bazlı. Yani ileriye dönük bunun tekrar tersine çevrilebilecek uzun vadeli bir beklentileri diyor. Yani ticaret savaşı başlamadan önce de aslında Çin pazar payını bazı ülkelere kaptırmıştı.
Doğal olarak şimdi onun teknolojik bir gelişim konusunda da Çin'in hala, yani Amerika veya bu benzeri ülke teknolojilerine ulaşması biraz daha zaten o süreci gerçekleştirdi. Yani ona tekrar ulaşması için de bir yatırım yapması gerekiyor. Doğal olarak yakın vadede baktığınızda Çin'in bu devasal ticaret hacmi, devasal bir nüfusuyla buradan tekrardan kendini toparlayıp dünya içerisinde öne geçme beklentisini biraz ertelemek gerekiyor. Bugün veya önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de o Çin ve Çin'e borsasına olan ilginin azalması biraz daha şöyle düşünüyor diye düşünüyorum. Yani yatırımcı bugün satayım diye düşünmüyor ya da büyüme yarın düşük gelecek diye değil. Orta vadede büyük ihtimal bu süreç bu veya bundan biraz daha negatif devam edecek. O zaman benim de bu tarafta kalmama, ki para birimi üzerinde de oynamalar olmasına rağmen zaman zaman, yani bunun borsaya belki etkileri de oluyor. Ama şu an gözüken ki orta vadede oraya yatırım yapma mantığı, yani Amerikan borsaları yeni zirveler görürken Çin'in de %25 aşağı gelmesi bence çok böyle enteresan gibi de gözükmemesi lazım diye düşünüyorum. Böyle zamanlarda hep aynı soru geliyor Çin'le ilgili. İşte o parlayan Çin, sönmeye başlayan Çin mi? Ya da işte Doğu'nun hikayesini artık Çin Hindistan'a kaptırabilir mi? Ya da işte Çin'in verilerinin şeffaf olması, ben bilemiyorum ne kadar şeffaf veya değil. İşte batık krediler, kötü altyapı yatırımları, gereksiz konut sektörüne yapılan yatırımlar, yani çöpe giden yatırımlar, harcamalar vesaire. Bir de üstüne ticaret savaşı vesaire, işte suçlamalar. Ama doğal olarak doygunluğa gitmesi beklenen bir ekonomi. Bunun da fiyatlamasını doğal olarak sadece borsa endeksi üzerinden değerlemek ya da ölçmek mümkün olmaz ama işte bir sorun oldu. Aslında bu yeni bir sorun değil. Yani az önce söyledin ya. 2-3 yıl önce başladı. Ya öncesinde bir popülerlik vardı yani Çin'e doğru. Hani parlayan yıldız, hatta işte dünyada yeni lider vesaire, ama bu işin biraz böyle olmadığı adım adım bazı gelişmelerle ortaya çıktı. Yani bugün veya bir yıl önce ticaret savaşının tek nedeni olduğunu düşünmüyorum. Biliyorsunuz oraya sermaye girişi de borsalar bir ara orada çok inanılmaz rally yaptı. Ve işte dışarıdan oraya yatırım içinde bir önü açıldığı zaman sanki o çok böyle son vurgunmuş gibi bir hali oldu. Ve 2015. Ondan sonrasında evet, yani dünyanın hesabı açılıyordu Çin borsalarında, işte buna yatırımlar artıyordu, çok hızlı bir yükseliş gördük. Ama sonrasında yani şu an için oraya yatırım yapmak, ya bilmiyorum, benim görüşüm açısından ve herkes de hani dünya tarafında böyle baktığında haritasal olarak, yani nereye gitmem gerekiyor baktığında Çin şu an uygun bir piyasa gibi gözükmüyor. En azından borsalar tarafında. Peki Baki Atılan nasıl değerlendiriyor şimdi? Şöyle söyleyeyim, 3 yılda teknoloji o kadar ileri gitti ki Çin'in ucuz iş gücünden daha ucuz maliyette üretim yapabilir hale geldiler. Çin birinci derecede oradan cazibesini kaybetti. Ama hikaye tarafına döndüğümüzde, işte geçtiğimiz hafta Çin Merkez Bankası likitte enjekte etti. Ve enjekte ettiği paranın %35'i bankalara, 65'i özel sektöre gitti. Orada özel sektör son derece kilit. Çünkü bizdeki yapıdan farklı olarak şirket kendi payını, sermayedar payını da teminat olarak bankaya veriyor. Ona göre kredi alıyor. Şimdi sen Amerika ile ticaret savaşında satmada zorluk yaşarsan senin kredin ve şirketinin riski tamamıyla bankaya kalıyor. Bir anda senin şirketin devre dışı kalmış oluyor. Aşağıdan sermaye koyamayacaksın. Çünkü sermayemi teminat olarak gösterdim ben oraya. Şirketle beraber yaşadıkları sorun bundan kaynaklanıyor. Şimdi o yüzden biraz önce dedim ki e-ticaret üzerinden de gitmeye başlıyor. Çünkü en büyük, biz de biliyoruz zaten, Türkiye'de de açtılar. Firmaları küçük çaplı montanlarla şey yapıyor. E-ticaretle uğraşıyorlar. Onu da kestiğin takdirde ne olacak? O firma da küçülecek. O firma gitti, Amerika'da halka arz oldu. Çin'de halka arz olmadı. Yabancı yatırımcı gelecekti. Trump'ın savaşından sonra bir durdu. Çin de durdu. Yani Çin de biraz önce Tonguç'un dediği gibi o hamleyi, yabancı yatırımcı rahat bir şekilde Çin'e girsin hamlesini 2 yıl önce yapacaktı. Trump bir anda Çin'le uğraşmaya başlayınca durdular. Çünkü Trump'ın oyunu ne tarafa çevireceğini tahmin edemiyorsun. Yani kimsenin aklına 550 milyarlık ticaret kalemlerinin tamamına vergi getireceği gelmiyordu. Yani %5'i olur, hadi 6'sı olur, sembolik olur, tamamına getirdi. Bir anda işin rengini değiştirince Çin'de
kendi gelişimini de devam ettirdi zaten. Sonuçta aç bir ekonomi, teknoloji transferleriyle, know-how'la beraber bir doyuma ulaştı senin dediğin gibi. 6,5 bandı artık onun için normal. Ama ne oldu? Yılın başında 6,8, sonra 6,7, 6,6, 6,5 diye aşağı inersen senin o borsan da aşağı gider. Çünkü büyümeyle doğru orantılı. Satış tahmini yapacaksın. Amerika'da gümrük vergisi koyuyor %25. Ne yapacaksın orayı? Nasıl? Düş. Düştüğün zaman şirketin değeri düşecek otomatik olarak. Onun düşmesi senin iç talep ve dış talep dengeni bozduğundan dolayı istihdam oranını da indirecek aşağıya. Zaten yıllardan beri bir şey olduğunda hep Çin'in emlak balonu var, emlak balonu var diye şeylerle yapıyoruz ya, bir türlü batmayan bir emlak balonu var ve resimlerle boş şehirler inşa ediyor. Fark etmiyor, devam et, ekonomim diyor, kaldırıyor onu. Önemli olan orada o. Ve elinde Amerikan tahvilleri de var mı? %18,5 Çinlerin elinde Amerikan tahvillerinin. Bir sıkıntı olursa küçük küçük satarım diyor. Küçük küçük de satıyor onu. Amerika ile direkt savaşa giriyor mu? Hayır, girmiyor. Yani senden aldığım tarımsal ürünler ağırlıktı. O yüzden şey diyorum, Trump'ın Kanada anlaşması tarım üzerine. O diyor ki ben de senden tarım alıyorum. Arkadaş ben de oradan girelim. Kendi çiftçin düşünsün mantığından hareket ediyor. Teknoloji tarafında zaten bayağı bir Çin ileri gittiğinden dolayı Amerika büyük bir ihtimal onun bu ileri gitmesini kendi ülkelerinde teknoloji firmalarını alıp onun teknolojisini kendisine satmasından dolayı algıladı. Trump direkt onu mu söylüyor? Dolaylı olarak söylüyor. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda Çin borsasındaki bu satışın devam etmesi de son derece normal. Yani olayı şeye bağlamam orada ben. Yarınki büyüme verisi 0,1 beklentiden aşağıya gelse ne olur? Düzenli bir trendi varsa çok şey olur. Çünkü Çin dediğin ülke etrafındaki bütün ülkeleri besliyor. Evet. Yani bir anda Avustralya'dan kömür alımını azaltır. Yeni Zelanda'dan gider süt ürünleri alımını azaltır. Emtia piyasası zaten o tarafta. Bu da en güzel gösterge şey. O kadar riskten bahsediyoruz, ediyoruz. Enflasyon var diyoruz. Altında hiç. Altında kımıldama yok. Yani işin bir de bu tarafı da vardı. Yani Türk yatırımcı tarafına dönersek gram altın alsaydın ve ons bir anda yukarıya gitti. Yani dolar gelirken onda kazandın. O tarafta da aynı şekilde. Ons altın 1100'e gelirdi. 1200'ü tekrardan kırdı bu. İnmiyor bir türlü aşağıya. Ve altının düşmesi için bütün ortam hazır. Yani daha ne olacak yani? Bir enflasyon da var. Orada ticari savaşı da var. O da var, bu da var. O da düşmüyor. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğinde tek sağlam ülke var Amerika. Geri kalan Amerika'nın ya yoluna girecek ya da Amerika ile beraber olacaklar. Yani başka şansları yok. Çin de onun farkında zaten. Yani o yüzden normal şartlarda hep ne deriz biz? Yani tahvillerden %5'ini sat. Onlar düşünsün. Mesela şeyde de bu olur ya, Amerikan ile Suudi Arabistan ilişkileri gerildiğinde ya onlarda da bir sürü Suudlarda da Amerikan tahvili var, onlar da bozulsun. O hikaye o şekilde olmuyor. Yavaş yavaş oluyor. Yavaş yavaş olunca da... Siz de zannediyorsunuz. Tabii. Çünkü. Şimdi Amerika ilk savaşı Çin'den önce Rusya ile başlattı. Rusya ile başlatırken Avrupa Birliği de eş zamanlı ambargo uyguladı tarım tarafında. Rusya ne yaptı? Madem öyle diyorsunuz, tamam dedi. Ben bir yeniden yapılandırma açıklıyorum. Şu anda diyor ki çok da umurumda değil sizin yaptığınız diyor. Benim diyor daha verimli tarım sahalarım oluştu. Senden minimum seviyede alıyorum. Ekstrem bir şey varsa bende yetişmeyen onu alıyorum diyor. Enerjim var mı? Enerjin de var ve enerjini de Avrupa sana bağımlı mı? Bağımlı. Çeşitlendirebiliyor mu? Hayır, çeşitlendiremiyor. Çin'in o konjonktürü de var. Etrafındaki Çin küçüldüğü anda 0,1 bile Japonya'yı vuracak. Yeni Zelanda'yı vuracak. Senin Güney Kore'ni vuracak. Şimdi o zaman Amerikalı şirketler ondan olumlu mu etkilenecek? Olumsuz etkilenecekler. Onun etkisini zaten kendi endekslerinde vuruyorlar. O yüzden zaten Amerikalı şirketler bunun farkında olduğundan Trump'a Avrupa'ya bulaşma, darmadan edersin bizi dediler ki Bir anda orada geri basıldı, konu kapandı gitti. Ama orada da Macron'u yoldan çıkarmaya çalışıyor ya, ilginç bir şekilde. Ayrılsana diyor şeyden, Avrupa Birliği'nden. Çin'in zaten 2020 sonrası için planında iç tüketime dayalı bir büyüme modeli görüyor çünkü. Adı bugün ticari savaşıydı. Olmasaydı yarın başka bir şey olacaktı. Ya da başka sorunlarla artık eski dönemlerden uzak kalma durumunda olduğunu farkındalar. İşte intibak, o döneme hazır olma. Kolay da değil yani 1,5 milyar nüfuslu bir ülkede üç tüketimi canlandırıp
üç tüketimin desteğiyle büyümeye devam edeceğim demek ve onu hayata geçirmek, onun da zamana ihtiyacı var. Ya onu var ya, ne zaman olur görürüz biliyor musun? Çin'de çocuk ancak bir çocuğun olabiliyor ya, o yasa kalktığı zaman işte o hamleyi de yapacaklar. Bence tam hazır olduklarında onu yapacaklar. Yani nasıl olacak? Bir buçuk yerinde kalıyor bir çocuk. İkinci çocuğa müsaade ettiğinde tamam arkadaş, iç tüketimde hazırlanmışlar. İsteyen buyursun, istediğini yapsın da buna gidecekler. Bunun tabii ABD borsaları için bir anlamı var. Çin'de yaşayanların ABD borsasının etkisi var. ABD borsasında yaşayanların bütün dünya borsalarının etkisi var. Şimdi ABD borsalarında manşette sebep olarak ABD 10 yıl tahvil faizlerinin 3.26'lara gitmesi sebebiyle düşüş başladı dedik. Sert bir düşüş oldu. %4, %5 civarında. Durdu, hafif bir yukarı deneme oldu. Şimdi tekrar düşmeye başlıyor. An itibariyle Dow Jones'ta %1.30'luk, S&P 500'de %1.45'lik, Nasdaq'ta %2'lik bir düşüş var. Peki oradaki tek sorun Çin kaynaklı mı? Ya da ABD ekonomisinde gelecekte bu kadar hızlı büyümenin sonu yok, artık büyüyemeyeceğiz. Orada da yavaşlama imkanı var. Tamam, şirket karlılıkları iyi geliyor ama bunu sürdürmek o kadar da kolay olmayabilir. Doygunluk noktasına gelen ABD ekonomisi, doygunluk noktasına çok yaklaşmış ABD borsaları anlamına mı gelecek? Ya biraz aslında öyle gözüküyor. Biz ilk sert aşağı hareketi gördükten sonra yeni bir zirve gördük. Ve burada yani bir balon oluyoru konuşmak çok doğru olmaz ama yatırımcı nezdinde de şöyle bir şey var. Şimdi Çin'i değerlendiriyorken Amerikan borsalarında da bunun gelişimini Amerika tarafında görmeyen bir yatırımcı kitlesi olduğunu ben düşünmüyorum. Şimdi ne dedik? Fed her şey yolunda diyor. Şimdi Baki'nin dediğine göre Trump seçimden daha güçlü çıkacak herhalde, anladığım kadarıyla değil mi? Yani, ya da aslında yani gerçekleşene göre öyle bir varsayım da kurmak çok yanlış olmaz. Bilanço tarafında yani çok böyle enteresan bir sıkıntısal bir süreç yok en azından. Ha, biraz pahalılık konusunda ve dünyadaki tek belki de sürükleyici borsalar olmak açısından bir ekol gibi devam eden bir süreç vardı. Ama şimdi burada özellikle birkaç gün önce gelen o sert satış, biraz da burada elektronik emirler, yani belli noktada sert düzeltmelerin Amerika'da olmasının nedeni de ben o gibi görüyorum. Yani belli bir kırılımlar olduktan sonra satışlar hep hızlanıyor. Şimdi bunu gördükten sonra yani ben tabii biraz o seçim atmosferine de bağlayacağım. Her ne kadar sonucunun iyi ya da kötü olmasını şu an için belki belli çevreler tahmin edip buna göre bir rol alıyordur ama bu ticaret savaşı ve dünyadaki o büyümenin biraz daha azalması beklentisi ve tek bir ülkenin, yani şimdi Çin biraz daha küreselleşirken Amerika'nın içe kapanmış bir dünyada Amerika iyi olacak düşüncesiyle hareket etmek ve bunun belli bir marjda borsalarda karşılığını gördükten sonra kar satışı diyebiliriz buna şu an için. Ama bir kar topuna dönüşüp eğer seçim sonrasında da bir stratejik bir değişikliğe gitme açısından o borsalardaki yüksek getirileri artık biraz altında mı arayalım ya da tahvilde mi arayalım beklentisi olursa veya biraz daha işte riskli varlıklar tarafına baktığımızda ben biraz bunun sanki sancıları gibi görüyorum bunu. Yani ben aslında açık söylemek gerekirse o daha önceki yani bizim yıl başında başlayan Amerika tarafındaki sert düşüş sonrası tekrar bir zirve görüleceğini tahmin etmiyordum. Ama şaşırtacak şekilde defalarca o sert düşüşler sonrası hızlı toparlanmalar oldu. Bu sefer de sanki önümüzdeki o 20-25 günün veya bu piyasa stresinin biraz daha orada acaba mı sorularıyla bir düzeltme hareketini yaşıyoruz. Ve bugün de aslında bu devam ediyor. Olası bir kırılmada devam edebilecek bir potansiyeli, marş potansiyeli var. Yani şunu düşünebilir yatırımcılar, yani dünyada büyüme beklentileri düşüyor. Ekonomik aktivitede bir bölgesel yavaşlama olacak. Dünya borsalarında da o beklenen toparlama olmuyor. Biz bunun öncüsü olarak devam ediyoruz. Bizde de artık bir doygunluk olmuş, ben buradan karımı alayım ve farklı alanlara biraz daha ucuz kalmış fon akışını o tarafa döndüreyim demek isteyen kurumlarda bence karını alıp biraz o taraftan çıkıyor gibi gözüküyor şu an için. Belki yarın öbür gün bu dalga biraz daha hızlanabilir.
Baki Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şirket değerlemesi yapıyorsun. Faizler yükseldi. Bu faizler neden yükseldi? Büyümeden dolayı mı yükseldi? Yoksa başka bir etmenden mi yükseldi? Şu kompozisyonda hisse fiyatını o şekilde değerlendireceğim. Amerika'daki büyümenin 3 olacağını herkes hemfikir mi? Hemfikir. Peki bunu 10 yıllık tahvil faizleri 2.70'ken de biliyor muyduk? Evet, 2.70'ken de biliyorduk. Peki bu arada ne oldu? Emtia fiyatları coştu. Bu emtia fiyatları neden coştu? Coşma nedenine bakıyorsun. Bu ticaret savaşlarından kaynaklanan bir etmen oldu. Dolayısıyla bu sefer hisse senedi piyasası bunu tolere etmiyor. Diyor ki bu büyüme kaynaklı değil. Benim kar marjlarımı baskılama kaynaklı bir işlem olmaya başladı. Onu başladığı zaman da ne yaparsın? Otomatikten dersin ki bekle, dengeleme sürecinde pozisyonunu bırak. Pozisyonunu bırakıyorsun. Şu anda yaptığın tamamıyla o. Tek cümleyle bundan kurtulabilirsin. Trump'ın ticaret savaşında tamam anlaşsınlar. Mesela şeyde yaptı ya, Şubat ya da Mart dönemindeydi. Kuzey Kore lideriyle canım ciğerim oldular bir anda. Füzeler uçuşuyordu. Hepimiz onu seyrediyorduk. Evet. Ya bak, Japonya'nın üzerinden füze atmış, bir şeyler atmış diyordun. Bir anda konuyu pat diye kapattılar. Anlaştı, anlaşmadı fark etmiyor. Can ciğer oldular ama. Ay, benzerini Çinlilerde de görebilirsin. Ama şu anda dediğim gibi ana etmen, benim kar marjımı baskılıyorsan, o bana yansımaya başlayacaksa ki bu hafta başıyla itibariyle başlayan Amerikan bilanço döneminde rastlamadığını gördün orada. Kar marjı üzerinde bir baskı yok ama bunun artarak devam edeceğine inanıyorsan kar marjın bozulacak demektir. O zaman da ne yaparsın? Ya zaten yeterli primi yaptım, hadi buradan satışa geçelim. Zaten pozisyon kapatacağız 2 hafta sonra Kasım ortasında. Kasım ortası diye Kasım'ın 14'ünü beklemem gerekmiyor. Tabii. Ben pozisyonumu şimdiden kapatırım. Trump da işte dediğin gibi senin de 6 Kasım'da seçim var. Odur budur. Bu arada Amerikalılar bizim kadar Amerikan seçimi konuşmuyor. Evet, biz daha çok konuşuyoruz. Bir de işin o tarafı da var. Yani biz yurt dışındaki gelişmeleri adamlardan daha çok konuşmaya mecburuz bir noktada. Yani çünkü şundan uzak durmak mümkün değil. ABD borsalarında tamam şu ana kadar gibi bir düşüşü bir düzeltme olarak kabul ediyoruz. Bir kırılma değildir diyoruz. Tabii canım, yani trende baksana. 10 yıldır yükseliyor. Siyaset o kadar popüler olmadı zaten. Yani, şeyden diyorum yani, ECB'de bir şey oluyor, onlardan daha fazla biz yoğunlaşıyoruz. İtalya'da bir şey oluyor, onlardan daha fazla biz. Amerika'da 6 Kasım seçimler, geçen hafta ona baktım yani. Ya bunlar seçim için bir şey yazmışlar mı ya? Hisse piyasasındaki adam yanından bile geçmiyorlar. Yani diyor ki orada benim işim kar odaklıdır arkadaş. Amerika'da süreklilik var. Dolayısıyla Fed'e bakarım, hepsi de kavgalı şu anda baktığında Trump. En son Yalın bile topa girdi. Yani sen istediğini konuş, biz yolumuzda devam ederiz dedi. Sonuçta tabelaya bakıyorum, tabelada benim doğru olduğumu gösteriyor diye kadın. Evet. Vaktimiz bitti. Konuşacak çok konumuz vardı. Hazırladığımız grafikler de vardı. En azından bir tanesini verelim. TL'de bugün yükseliş var. Ya dolar, biz TL'de. Yayına başlarken orası 5.61 oldu. Sonra 5.66 oldu. Tekrar 62 oldu. Ya bu bir ama 2 saatlik periyotta bir 4 kuruşluk oynama var, oldu ya. Ama genel itibariyle bugün gelişen ülke para bilmenin neredeyse tamamında o dolara karşı bir değer kaybı. Şu anki için söyledim yani. Türk İş Yatırım... Senin grafik gelmedi. Ekranda arkadaşlar geldi. Türk İş Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tomuç Erbaş. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Bizden bu akşamlık bu kadar. Ekonomi Masası'nda bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.